Değerli Aktif TV seyircileri, şöyle bir ekranı düzeltelim. Şu anda yayındayız inşallah. Evet, Aktif TV'nin şu anda yayına girdiğimiz andan itibaren şu anda tabii bir kulaklık var. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Yeni bir sistem, Skype sistemini deniyoruz. Bu yayında inşallah güzel bir şekilde biraz sonra Suat da dahil olacak. Şu anda Suat rejide, ben yine kendi köşemde evimdeki stüdyoya çekildim. Sizlere tabii ki burada akşam birlikte burada gündemi değerlendireceğiz birlikte. Aynı zamanda tabii sorularınıza cevap vereceğiz. Az sonra Suat da dahil olacak bizlere. Ben şöyle yorumlara bakacağım. Sizlere paylaşmaya devam edin. Sizlerden ricam hepiniz şu andaki yayını öncelikle kendi sayfanızda elbette, sonra da gruplarda paylaşabilirsiniz. Şu anda Suat sanırım paylaşma işine uğraşıyor ama sizlerden ricam hepiniz şu anda şöyle yukarı bir 128 izleyici var, 130 izleyici var. Hepiniz şu anda yayında arkadaşlar, hepiniz yayınınızı paylaşalım. Önce kendi sayfanızda, kendi profilinizde yayını paylaşalım, sonra da tabii ki gruplarda paylaşabilirsiniz. Evet, şöyle bakalım bir, istersen şöyle bir yorumlara bakalım, yorumlara geçelim direktmen. Birçok kişi şu anda iftarı da açtı, evinde iftarını açtı birçok kişi, iftarını yaptı tabii ki, iftardan sonra hemen böyle yayına girdik, zaten öyle de söz vermiştik saat 10'da görüşürüz diye, biraz gecikme oldu sonuçta, ben burada hazırlandım evde. Suat da stüdyoda, reji de hazırlığını yaptı ve yayına girdik. Evet değerli dostlar, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Aktif TV'nin güncel haberleri burada. Günübirlik haberleri sizlerle birlikte yorumlayacağımız program olsun inşallah. Umarım çok güzel bir akıcı program olur. Biraz sonra yorumlarınızı geçeceğim. Sorularınızı cevaplayacağız Suat'la ikimiz. Elimize geldiği kadar, bildiğimiz kadarıyla sizlerin sorularınızı cevap vereceğiz. Ve aynı zamanda tabii ki bizim günübirlik gün akışındaki gelen haberleri sizler için değerlendireceğiz. Evet, şöyle bir bakalım. Şöyle bakalım. Aktif Uçkun İbrahim İzzet Gök. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar yayına. Ali Maras, selamun aleyküm Belçika demiş. Ve aleyküm selam. Siz neredesiniz Ali kardeşim? Biz Belçika'dayız da. Evet, Kenan Akış tekrar selamünaleyküm demiş. Ve aleyküm selam. Tekrar sizlere, hepinize afiyet olsun. Sonuçta hepimiz iftar açtınız. Hemen yayına girdik biz de. Dilek Demet tekrar selamünaleyküm. Dilek Demet, selam abi, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler, sizlere de hayırlı akşamlar. Ali Maras, canlı yayına gel, soracağım sorular var demiş. Evet, burada yayında tabii ki canlı yapıyoruz. Sorularınızı direkt sorabilirsiniz. Aynı zamanda direkt olarak da size elimize geldiği kadar cevaplayabileceğiz. Oktay Ödemiş selam demiş. Ve aleyküm selam, sizlere de ve aleyküm selam inşallah. İlk Rakın selam, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar Dilerim Mecid abicim ve Suat abicim demiş. Evet, Suat biraz sonra girecek yayına. O şu anda rejide hazırlıklar yapıyor. Şu anda tabii ki ben reji üzerinde yayına giriyoruz arkadaşlar. Ben evimde yayın yapıyorum ama reji üzerinden, Aktif TV'nin genel bir binasının reji üzerinde yayına giriyoruz. Dolayısıyla inşallah biraz sonra bütün sosyal medya, bir de şey deneyeceğiz. Kanalı da aktarmayı deneyeceğiz. O zaman da tabii sizlerin nasıl oluyor, onu da sizlere, bize geri döneceksiniz mutlaka. Ali Mraz, reklama bırak artık yeter demiş. Reklama bıraktım artık, yetmiyor Ali'ciğim. Yetmiyor. Her gün uğraşıyoruz. İyi bir şekilde, kaliteli bir şekilde sizlere yayın aktaralım diye. Ersoy Bayram, Aktif abi demiş. Aktif abi, Ersoy burada mısın demiş. Evet, hepimiz buradayız. Kıymet Aydemir, Belçika'da şu yollar açsa da çocuklarımıza kavuşalım demiş. Yollar açık arkadaşlar, Belçika'da sıkıntı yok. İç trafikte kendi ailenizle birlikte belli yere seyahat edebilirsiniz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ersoy Bayram, Akif Arıkan demiş. Akif Arıkan arıyor herhalde. Evet, bakıyoruz. Serdar Ersoy, selam. Yarın ilkokullar, okullar, okul var mı demiş. Evet, yarın okullar açılıyor. Birkaç okul cuma gününden başlamıştı. Ama yarın tamamen açık, hazır, kendine hazır istedim. Okulların hepsi açılacak arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı yok. O sizle, bizlere, çocuklarımıza rahat bir şekilde göndermeye çalışacağız. Hayırla göndermeyecekseniz okula, o zaman da tabii ki mutlaka okul idaresiyle görüşün arkadaşlar. Okul idaresiyle görüşün. Niye göndermek istediğinizi, maruziyetini kabul edildiği halde, o zaman bir
herhalde bir şey uygulanması. Yani çünkü Milletin Bakanı bu konuda sık sık açıklamalar yaptı. Biz genel olarak okullar açıldıktan sonra genel olarak bir yani bir şey bazı şeylere tolerans tanıyacağını söylemişti. Bunu da burada hatırlatmak isteriz. Oktay Ödemiş yok demiş. Dilek Demet çok üzüldüm. Canlı yayın olmayacak diye Allah'a şükür olsun yeni başlıyorsunuz demiş. Yok ben cuma günü yapmadım yayınımı. Onu da açıklamıştım. Çünkü ben evde bir tadilat başladı. Ani bir tadilat başladı cuma günü. Dolayısıyla yapmadım. Hafta sonu da genelde yapmamaya çalışıyorum. Bu yüzden hafta sonu yoktum. Bu arada Suat ekranın bir tarafında görünmeye başladı. Evet hocam selamlar. Merhaba Suat. Selamlar aleyküm hocam. Selam. Valla hazırlandık seni oradan ben buradan. Gent'le Veliburg'u birbirine bir ekranda bağladık Suat bu arada. Evet hocam umarım... Evet evet buyur hocam. Yok tamam söyle. Hocam ilerleyen zamanlarda belki izleyicilerimize de bir sürpriz yapabiliriz. Onları da belki kıyıdan köşeden yayına dahil edebiliriz. Skype üzerinden, Skype bağlantısı üzerinden. Sen zaten belli yukarıda yazıyor S harfi var, Skype'ın logosu var. Ben de rejideyim. Üçüncü bir ekranda belki açabiliriz ilerleyen zamanlarda. Dediğin gibi şu anda daha biz sosyal medya özel yayını yaptığımız için daha tam anlamıyla sistemi de oturtabilmiş değiliz. Ama birkaç gün içinde toparlanacak inşallah hocam. O zaman daha da iyi olacak. Şöyle monitörü alırsam. İnşallah. Monitörüm yanda kalmış. Evet böyle daha iyi. Hocam yorumlara bir bakalım mı? Göz attın mı sen yorumlara? Evet ben okumaya başlamıştım aslında. Dilek Demet çok üzüldüm canlı yayına olmayacak diye. Evet ona cevap veriyordum. Dilek Hanım'a cevap veriyordum. Dediğim gibi cuma günü ani bir tadilatım çıktığı için evden yapamadım. Cumartesi pazar zaten yapmıyordum. Dolayısıyla inşallah pazartesi görüşürüz dedik. Dilek Hanım yoksa yayını bırakılmadı yani yayını bırakmamıştık. Evet, devam ediyoruz hocam. İzleyicilerimizden rica edelim. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Yayınımızı lütfen paylaşmayı ihmal etmeyin. Sürekli hatırlatmak durumunda kalıyoruz. Ülkenin dilini, bu ülkenin dilini bilmeyen birçok vatandaşımız var. Lütfen sayfalarda, gruplarda sizlerden ricamız yayınımızı paylaşın. Elimizden geldiği kadar da değerli Necdet hocamla beraber bugün sorularınızı cevaplayacağız. Hocam bir gündemi bir kısaca bir hatırlatayım dilersen merak edenler vardır Evet. Mutlaka. Değerli arkadaşlar bugün Belçika Ulusal Kriz Merkezi'nin yapmış olduğu açıklamada 291 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi. Bakıldığı zaman bu 291 vakanın toplamda şöyle yapalım. Evet. Toplamda 291 vaka dedik. 169'u hastanede, 84'ü Flaman bölgesinde düzeltiyorum. 169'u Flaman bölgesinde, 84'ü Valon bölgesinde, 36'sı da Brüksel başkent bölgesinde değerli arkadaşlar. Son 24 saatte 47 kişinin hayatını kaybettiği, toplamda ise 9052 ölümün olduğu ifade edildi. Son 24 saatte 60 kişinin hastaneye yatırıldığı ifade edildi. Değerli dostlar, günün vakaları böyle. Sizlerden gelen sorulara da bakacağız. Hocam nasıl yapalım? Buyur hocam ben Suat ben şu anda sen reklama vermişken bir de dünya gelene gelmek istiyorum. Gerçekten tamam. Dünya geleninde Rusya'ya çok dikkati çekiyor Rusya. Şöyle bakalım son gelen rakamlara bakalım da. Şimdi tamam. Rusya ta aşağılardan aldı başını gidiyor. Şu anda Rusya ikinci sıraya çıkmış. Bak az önce yoktu. İkinci sırada şu an Amerika'dan sonra ikinci sırada değerli dostlar Rusya. Yani Amerika 1,5 milyon üzerinde vakayla birinci sırada Rusya ta 17-18'de geldi. Bir hafta önce daha. Bir hafta önce Rusya ta altlarda alındı. Şimdi tamamen ikinci sıraya yerleşmiş. Yani bir gecede arkadaşlar bir gecede son 24 saatte 9709 vaka 9709
vaka bulunmuş Rusya'da. Rusya gerçekten ağlı başına gidiyor. Rakamsal olarak şu anda 281.752 ile ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Amerika'dan sonra Rusya var. Şimdi niye ilgi çekmek istiyorum? Çünkü birinci sırada Amerika, ikinci sırada Rusya, sonra İspanya, İtalya mesela Avrupa'nın tam böyle kasıp kavurduğu yer İtalya şu anda 6. sıraya düşmüş. Yani ikinci sırada Rusya, üçüncü İspanya, İngiltere aynı kez daha İngiltere ta aşağıdan gelmişti. Şu anda İngiltere'de 4. sıraya yerleşmiş. Şimdi Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye 9. sırada sabitleri gibi görünüyor. Son Türkiye'deki yeni vaka sayısı 1368, ölüm sayısı da 44 Türkiye'de. Yani burada da şunu hatırlatmak istiyorum. Çin'de başlayan vaka, şimdi bakalım Çin 13. sırada 82 bin ile sabitlemiş. 12. sırada hiçbir tek 6 vaka var, hiç ölüm yok. Kaç gündür böyle Çin'de. Yani bu Çin'de başlayan bu virüs Avrupa'yı aldı gitti, sonra Amerika'ya kaptı, sonra Rusya. Şu anda durum onu gösteriyor. Birinci sırada Amerika, ikinci sırada Avrupa, üçüncü sırada İspanya, Rusya görünüyor. Yani üç kıtada, dünyadaki beş kıtanın üç kıtasında almış başını gidiyor. Birinci sırada Amerika, ikinci sırada Avrupa, üçüncü sırada Rusya. Bunu da aktarmak istedim değerli seyircilerimize. Evet hocam, çok çok teşekkür ederiz. Ben de şimdi ara ara yorumlara bakıyorum. Değerli arkadaşlar, sorularınız varsa lütfen aşağıya yazın. Yayın içinde hemen hızlı hızlı göz atalım. Ve dediğim gibi lütfen yayını da paylaşmayı ihmal etmeyin. Sizlerin paylaşımı değerli arkadaşlar bizler için çok önemli. İnanın iki gündür sadece dışarıdan nasıl yayını dahil edebiliriz şeklinde bir yani şu yayını hazırlayabilmemiz için iki gündür uğraşıyorduk. Şükürler olsun bugün adını koyduk bu işin ve bu şekilde de bizim için çok kolaylık olacak. Belki programcılarımızı böyle programda yaptırabiliriz. Yani evlerinde oturdukları yerden. Değil mi hocam? Güzel olur. Vallahi gülüyorum. O zaman Nece Show'a hiç stüdyoya gelmeye gerek yok. Burada ben kendime Nece Show vari bir stüdyo hazırlayayım. Direkt sana yayını veririm. Devamlı yaparız böyle. Çünkü öyle yapılırsa daha güzel olacak herhalde. Bence de hocam. Yani sen bence Gent'in en işlek böyle plaslarından birinde otur hocam. Davet de yaparız. Yayına katılmak isteyen varsa arkada soya dizilebilir diye. Yani teknolojinin güzel yanları bunlar. Vallahi gerçekten güzel. Teknolojiyi ben seviyorum hocam. Birçok noktada da işimizi kolaylaştırıyor. Şimdi hocam ben bir yorumlara bakayım. Bakayım soru var mı? Evet. Ali Maras selam aleyküm Belçika demiş ve aleyküm selam. Hocam sen sanki buraları konuştun. Buraları okudun sanki. Aşağıdan ben başlayayım o zaman. İzin yolu ne olacak? Bilginiz var mı demiş. Hayri Fidancı. Uçuşlar ne zaman açılır demiş Hava Öztürk. Hocam ben uçuş konusuna bugün bayağı bir değindim. Tekrar değinebilirim. Hava Hanım şu anda uçuşlar da henüz netleşmedi. Hangi güzergahlar nasıl olacak belli değil. Ama Brüksel Hava Yolları'ndan bir açıklama yapıldı. Ve 15 Haziran itibariyle bir takım uçuşlar olacak, bir takım güzergahlara uçuşlar olacağı ifade edildi. Genel olarak bakıldığında da birçok havayolu Haziran'ın ikinci haftasından sonra bilet satmaya başlamış. Bir takım sosyal medyada da birçok böyle videolar gördük, fotoğraflar gördük. O şekilde görüküyor, onu söyleyeyim. İzin yoluna gelince de izin yolunu da az önce konuştuk tekrar ama yani şu anda izin yoluyla alakalı %100 bir şey söylemek mümkün değil. Bir takım detaylar var. Bunlar ilerleyen zamanlarda ancak netleşebilir. Şu anda bakıldığı zaman maalesef izin yoluyla alakalı net bir şey söylemek mümkün gözükmüyor. Onu da belirtelim. Hocam bu izin yoluyla alakalı bugün maşallah çok fazla soru var. Evet. Ne dersin, bir izin yolunun üzerinden bir geç istersen hocam, sen demin anlatmıştın. Evet, tekrarlayalım isterseniz. İzin yolu şu anda tam olarak bir muamma demiyorum çünkü bir netlik var mı, var. Yani çok açıklamalar var arkadaşlar, şöyle açıklamalar var. Şimdi izin yolunda şöyle açıklamalara bakarsak söylenen şunlar: bütün Avrupa ülkelerinde turizm açıklamaları, hava trafiği açıklamaları, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin turizm açılacak verdiği tarihler,
Türk Havaların verdiği uçuş tarihleri ve uçuş bölgeleri, bunlara bakarsak ortaya şu çıkıyor. Yani değerlendirsek ortaya bu çıkıyor. Büyük ihtimal Haziran ortalarında 15-20'si gibi uçuşların başlayacağı bir kesin gözüne bakılıyor. Çünkü bir sürü hava yolları şirketleri de bilet satışlarını o tarihlerden itibaren satışa başladılar zaten. Durum onu gösteriyor. Yani Türkiye'ye Haziran 15 gibi, 20 gibi uçuşlar başlayacak. Karayollarında da Avrupa Birliği'nin de açıklamaları var. O da ne dedi? Bizim gümrük kapıları açık. Ülkeler kendi aralarında gümrük kapılarını kapattılar. Ama şu anda değişik değişik Avrupa Birliği ülkelere gümrük kapılarını açacağını ilan etti. O da verilen tarih ne zaman? Yine Haziran'ın ortalarında. Birinci ve ikinci haftasından bahsediyorlar. Şimdi Almanya kapıyı açtı. Bulgaristan sınırını açtı. Önce transport dedi, sonra kısıtlamalı olarak da normal yolculara da gümrükten açtığını söyledi. Şimdi gelecek haftalarda aşağı yukarı Avrupa'nın bütün sınırları açılacak gibi gözüküyor. Durumunu gösteriyor. Şimdi bu şu anlama geliyor. Sınırları açılacak. Hem hava hem de kara yolları açılacak. Ancak tabii ki bu açılacak haberleri geldikçe de ortaya çeşitli fırsatlar çıktı ülkelere. Özellikle Balkan ülkelerinde bu bizim izin yolu, sıla yolu, düzergahı üzerinde ülkeler, Sırbistan başta olmak üzere, işte ben de test yapacağım dedi. Akabinde Slovenya, ben de test yapacağım dedi. Büyük ihtimal yakında Bulgaristan, Romanya, Macaristan, bunlar da söyleyeceği haşker. Türkiye Cumhuriyeti Devleti açıklama yapmıştı ülkemiz. Demişti ki yine ben gümrüklerime hızlandırılmış hızlı test yapacağım. Öyle ülkeyi alacağım demişti. Akabinde öbür ülkeler de bunu dedi. Yalnız bizim Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz bir meblağdan bahsetmedi. Yani biz testlerde şu kadar yapacağız, şu kadar fiyat tutacak diye bir meblağ bahsetmedi. Ancak şu anda Sırp başta olmak üzere meblağlardan bahsetti. 190 euro'na 60 euro arasında değişiyor. Değişik ülkeler arasında istenilecek meblağ. Bu kişi başı olan meblağlar. Yani kişi başı 190 euro verdiğimi düşün. Eğer bir araçta 3-4 kişi varsa bir gümrükte aşağı yukarı 800 euroya mal oluyor. 60 euro istense 240 euroya mal oluyor. Bu tabii karayollarına gitmek için bir dezavantaj. Çünkü insanlar o zaman gitmez. Çünkü 7'den ülke geçiyoruz. Her ülke isterse bunu bu olmaz. Hava yollarına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin söylediği şu. Gümrük kapılarında, havalimanlarında bir kulübe veya bir ortam yaratılacak. Orada hızlı test yapılacak. Hızlı testi yaptıktan sonra 3-4 dakika süreceğini söylediler. Sizi koyulacaklar. Yalnız sizin kimlik bilgilerinizi, kalacağınız 2 hafta, 3 hafta nerede kalacağınızı onların bildiriyorsunuz. Adresinizi, tam adresini veriyorsunuz, telefon numarasını veriyorsunuz. Sonra siz gidiyorsunuz. Akabinde 6 saat sonra test sonuçları çıktıktan sonra sizlere geri dönüşüm olacak. Eğer pozitif çıkarsa, eğer testler pozitif çıkarsa, yani COVID-19 hastalığı tespit edilirse, sizlerle ve bulunduğunuz, verdiğiniz adresinin muhtarlık, işte ilçe, il, belde, her neyse, oradaki sağlık il müdürleriyle ve kolluk kuvvetlerine irtibata geçip, sizin adresinize gelip sizi evinize alacaklar, 2 hafta karantinaya götürecekler ve tabii ki tedavi sürecini orada başlayacak. Yani kısacası bu izin konusunda. Umarım herkes dinlemiştir. Çünkü bunu bugün 3. 4. sefer anlatmışım. Olmasa da program sonunda inşallah tekrar izlediğiniz zaman göreceksiniz. Bu arada Suat boş durmuyor. Bir şeyler denemeye çalışıyor yine. Köşeye Genç Belçika olarak yazmaya başladı ama tam ekrana yansıtmadı Suat Şandır. Hocam evet, sen görüyorsun oradan. Ama iyi, yani bir şeyler denemek gerçekten iyi oldu. Çünkü bak, deneye deneye bu duruma geldik. Değil mi? Denemesek nereden bileceğiz hocam? Nereden bileceğiz? Yani bu yüzden de sevgili seyircilerimiz de bu konuyu da hoşuna gidiyor. Bana gelen onlara en azından. Bu arada sen ona denemeye devam et. Ben yorumlara devam edin Suat. Tamam, olur sen, hocam. Genti yerleştireceksin köşeye, belli oldu artık. Yerleşti hocam, evet. Evet. Haydi.
Hayri Fidan kardeşim izin yolu ne olacak demişsin de ya az önce anlattım. Sanırım sen yeni girdin veya yazı biz geç okuduk. Umarım bilgileri almıştırsın bu arada. Ali Maraz abi senden ricam var beni canlı yayına al demiş Ali Maraz. Ali kardeşim hele biz bu kendi canlı yayınımızı bitirelim. İnşallah seyircileri de alacağız. Akın İlk Nur selam iyi akşamlar hayırlı yayınlar dilerim Suat abicim demiş. Melan Modil selam demiş. Gergan Gordo Dudu Gorgova ses çok az demiş. Acaba benim sesim mi az Suat'ın sesi mi az? Onu da belirtirsiniz. Belirtirseniz seviniriz. Kıymet Aydemir Belçika'dan Almanya'ya giriş var mı? Öğrenmek istiyorum demiş. Almanya sınırları açık arkadaşlar. Almanya'ya girebiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Ama Belçika'ya girişte sıkıntı var. Orada kontrollü giriş var. Gülden Baki lise 6. sınıf ve 3. sınıfa başlayacağım. Benim çalıştığım okulda 2 metre mesafe maske, eldiven zorunlu. Allah yardım etsin demiş. Allah cümlemize yardım etsin. 2 metre mesafe olması iyi. Tedbiri daha iyi almışlar. Kardeşim. Hidayet Ütal hayırlı geceler olsun. İyi yayınlar ustalar demiş. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar sizlere de. Melan Melodi ses iyi ama demiş. Ses iyi diyor. Yani anlamadım da biri iyi değil diyor. Bir netlik kazanıyor. Yani bir de şunu söylüyorum hakikaten. Sesle sıkıntı varsa söyleyin. Ama tabii benimki mi Suat'ın o da bilelim. Bizim için tabii mantıklı olacak. bakıyoruz Hayri Fidancı izin yolunu. Onu bir de okumuştuk sandı. Hava Öztürk. Uçuşlar ne zaman açılacak demiş. Dediğim gibi Haziran'ın ikinci haftasından sonra inşallah. Efe Mehmet Böncü uçak seferlere başlatacak diye bir söylenti var. Doğru mu acaba demiş. Az önce herhalde dinlemiştesin Efe kardeşim. Celal Güney selamünaleyküm. Türkiye yolunu sormak istiyorum demiş. Valla Celal ben bunu 4 dakika önce sormuşsun. Herhalde dinlemiştesin. Açıklama yaptım. Onu inşallah dinlemiştesin. Duran Aydın, restoranlar 6 Haziran'da açılacak diyorlar. Bu haber doğru mu veya 8 Haziran'da mı karar verilecek demiş. Şimdi 8 Haziran'da tekrar bir açıklama var. Şimdi önce bir tabii 1. 2. 3. 4. aşama vardı. Şu anda 3. aşamadayız. Yani şu anda kuaförler açılıyor. Yarından itibaren kuaförler açılıyor. 8 Haziran'da 4. aşamaydı. Bu 8 Haziran ve 18 Haziran arasında tabii ki her şey bu süreçteki zaman aşımındaki bu vakaların artması veya düşmesine bağlı. Eğer vakalar düşerse, düşmeye devam ederse, şu anda güzel iyi gidiyoruz. Vakalar düşmeye devam ederse o 4. aşamada açılacak. O zaman tekrar yeni açıklama yapacak. Belçika Güvenlik Kriz Merkezi tekrar açıklama yapacak. O zaman da tabii ki restoran ve kahveler var sırada. Onunla süredir ama açılacak mı, açılmayacak mı? O alınan karardan 8 Haziran'da açıklamaya kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Bunu da o gösteriyor. Şu anda bir net bir tarih yok yani. Gülden Baki bakıyorum iyi yayınlar 14 gün karantina izinde aynı olacak mı demiş. Hayır 14 gün karantina aynı olmayacak ama şu anda hala karantina devam ediyor. Anlattıklarına göre siz test yapacaksınız, test yapılacak, ülkeye gireceksiniz. 14 gün karantina sadece testiniz pozitif çıkarsa. Latif Uksul, Suat Bey hayırlı yayınlar. Bütün millet iç içe nefes nefese bir de okullar sizce tehlikeli değil mi? Teşekkür ederim demiş. Şimdi arkadaşlar dedim ya tehlikeli olsa zaten açılmaz. Tehlikeli zamleden veya tehlike gösteren okullar zaten açılmıyor. Bazı okullara zaten bildirdi. Benim okul hazır değil, biz hazırlıkları yapamadık, okul açmayacağım diye bildirdi. Yani o okullar açılmayacak. Ben hazırım diyen okullara da Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı'nın denetçileri gidiyor, müfettişleri gidiyor. O okulları denetliyor, kurallara uygun mu değil mi ona göre okullar açılıyor. Yoksa istenen okulu istediği gibi açma değil, denetimde geçiyor. Dolayısıyla eğer okul açacaksa o büyük ihtimal denetimde geçmiş ve eğitime hazır olduğunu, kurallar çerçevesinde eğitime hazır olduğunu söyleyen okullar olacaktır. Evet, Fikret Doğruel, Batizm mi? Batizm İspanya'dan geldi 73-75 gündür. Burada acaba arabaya fütüre bilir mi götürebilir miyim gideceğim yer Almanya demiş.
Şimdi bu soruyu aramadım. Badizm İspanya'dan geldi. Badizm. Badizm, bacım mı yoksa baldızım, ha, İspanya'dan geldi. 75 gündür burada, acaba arabayla götürebilir miyim? Gideceği yer Almanya. Almanya'ya girebilirsiniz ama Almanya'dan girişte Belçika kontrollü giriş var. Eğer gideceğiniz yere bir sebebi varsa, bir sebebiyet varsa, elinizde delil varsa gidebilirsiniz. Girişte de o şu sebepten dolayı Almanya'ya girdim diye geri tekrar Belçika girebilirsiniz. Özellikle Belçika vatandaşıysanız, yani evet, bir sorular, kontrollü girişler vardır. Çünkü sonuçta her ülke kendi vatandaşına almak zorunluluğu var. Bunu da belirtelim. Yakup Balçıkan, Suat Bey, IPTV ve Aktif TV'yi izliyoruz ama şu anda orada canlı yayın yok demiş. Evet, onu aslında deneyecektik. Şu anda sosyal medyada yapıyoruz. Acaba kaldıracak mı? Televizyona da canlı yayını versek kaldıracak da bu teknik, ilgine tabii ki Suat kardeşim, genel yayın yönetmeni, şu anda rejide terler içinde bunu düşünüyor. Acaba yayına versek mi, televizyona da versek mi diye. Ne dersin Suat, deneyelim mi? Hocam şu anda bilgisayar kullandığım bilgisayardaki yazılımları bölmem lazım. İkinci bir bilgisayar hazırlayıp orada böldükten sonra ancak mümkün olur. Çünkü bir sosyal medya özel yayınlarına hazırlık yaptığımız için televizyonu düşünmedik için. Nasıl olsa televizyona vermeyeceğiz diye. Şimdi televizyonlara da vermemiz gerekiyor. Onu da zannedersem 1-2 güne çözeriz inşallah. Sadece Evet. buradan şu an hazır zaten, logo bile basılı. Bu yayını sadece televizyona stream edeceğiz. O da 1-2 güne hallolacak inşallah. Evet. Bu arada da cevap almış oldun Yakup kardeşim. Şu anda sosyal medyada izlemeye devam edin. Ama YouTube'da izliyorsanız, YouTube'da veya Facebook'ta bilmiyorum, oluyor mu, ama Hocam yok, olmuyor. YouTube'da varız. Şu anda 1080p Full HD kalitesinde. Facebook'taki yayın 480p, çok düşük. Yaklaşık 4 katı daha düşük. YouTube'a geçerse izleyicilerimiz 1080p Full HD olarak bu görüntüyü çok daha güzel izleyebilirler. Bu arada da Aktif TV'nin de YouTube kanalına değerli arkadaşlar lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Hocam devam edebilirsin dilersen, yorumlardan devam edebilirsin. Bile de sen devam et ya. Öyle mi? Ben nerede kaldığını bilmediğim için. Dur, demin herhalde beyefendi şey demişti bir. Yakup Malçıkan'da kalmıştık. Evet, hemen kontrol ediyorum hocam. Hocam bazı arkadaşlar var, zaman zaman böyle geliyorlar. Ben o aradaki kusurlu yorumları tespit ettiğim için, daha çok onlarla ilgilendiğim için yorumları takip edemedim. Şöyle bir bakalım. Evet, Yakup Malçıkan. Bu arada onu da ifade etmiş olduk. Oto helmet Nuh Sönmez iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar diliyoruz. Biz de Nuh hocam saygılar, sevgiler. Serdar, evet, Serdar Kandil, hayırlı yayınlar dayı, Suat abiye selamlar ve senin ellerinden öperim, paylaştım dayı demiş. Serdar arkadaşım çok çok teşekkürler. Hocam ellerinden öperim diye. Yeğenim olur. Evet, tamam, iletmiş olduk. Ali Evet. Maras, sesiniz geliyor, gayet net geliyor demiş. Bilgi için çok çok teşekkür ederiz Ali Bey. Aydın Özlem, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Fransa'da Lille'de oturuyorum. Brüksel'den gelebilme imkanımız var mı, oluyor mu acaba demiş. Aydın Bey, şu anda maalesef ülkeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Sadece bir takım izinler, özel izinlere dayalı giriş çıkışlar söz konusu. Genel olarak Haziran'ın ikinci haftasına doğru sanki sınırlar açılacak gibi de gözüküyor diyebiliriz. Yıldız Aydın, Almanya Belçika sınırı tam olarak ne zaman açılacak demiş. Yıldız Hanım, dediğim gibi daha şu anda bir netlik yok, bir tarih yok. Bugün Belçika'da Virtolog Van Goosch, yanılmıyorsam, bir açıklama yapmıştı ve Avrupa Birliği'ne sınırların açılabilmesi için çağrıda bulunmuştu. Ortak işbirliği yapmaya hazırız gibi bir takım ifadeleri vardı. Yani üzerine yetkililer çalışıyor. Çok fazla sürmeyecektir. Bakıldığı zaman şu anda Belçika'da birçok sektörde, özellikle tarım sektöründe yurt dışına bağımlı bir ülke diyebiliriz. Yani yaklaşık 20 bin kadar Belçika dışından gelip Belçika'ya çalışıp geri ülkelerine giden ya da burada kalan bir takım işçiler var. Bunların gelebilmesi için de hükümet şu anda çalışıyor. Ekstra özel izinler vesaireler verildi ama
Şu an bakıldığı zaman sınırlarla alakalı çalışmalar devam ediyor. Biroz Selek selam, kolay gelsin, ses güzel demiş ve aleyküm selam, bilgi için teşekkürler. Bu arada değerli arkadaşlar, biliyorsunuz paylaşım sever unvanı alanlara teşekkür ediyoruz. Birol Bey'e de bu vesileyle teşekkürlerimizi iletelim. Yayınlarımızı paylaştığı için sağ olun, var olun Birol Bey. Allah razı olsun, eksik olmayın. Rıfat Alcı, hayırlı yayınlar Necdet kardeşim demiş. Çok çok teşekkür ederim. Necdet hocam da burada. Abi senin sesin de geliyor, süper. Suat ses süper demiş. Ali Bey teşekkürler. Belçika Ostant ne durumda demiş. Şimdi Belçika Ostant, yani şöyle söyleyeyim. Genel olarak bir takım geçtiğimiz haftalarda mesela bölgeler paylaşılıyordu. Son zamanlarda bölge bilgisi paylaşılmıyor. Hangi bölgede ne kadar var, nasıl var diye, ama genel olarak bakıldığında Belçika'da Flaman bölgesi vakaların en fazla olduğu noktalar. Tabi hangi bölgede ne kadar var şu anda öyle bir liste maalesef elimde yok. Ama şunu söyleyebilirim, koronavirüsü sürecinde en az adı geçen bölgelerden bir tanesi Ostant diyebilirim. Yani en az hakkında bilgi gelen, en az hakkında konuşulan bölgelerden bir tanesi Ostant. Kubilay Bayraktar hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar demiş. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayten Sime Onova. İyi akşamlar. Açıklamak istediğim, Almanya ve Belçika sınırlar kontrol var. Benim kızım cuma günü geldi bana, Belçika'ya girişte var demiş. Çok çok teşekkür ederiz Ayten Hanım bilgi için. Bunu zaman zaman ifade ediyoruz. Yani girilebilir ama girildiğinde oradaki güvenliğin inisiyatifine kalmışsınız. Yani polisin inisiyatifine kalmışsınız. Gerekçeniz uygun ise içeri alabiliyorlar ama biz çok fazla önermiyoruz. Bu durumda sınır dışına çıkmanızı önermiyoruz. Yıldız Aydın, tam olarak ne zaman açılacak peki Avrupa sınırları, özellikle Almanya Belçika sınırı demiş. Dediğimiz gibi Yıldız Hanım, Haziran'ın ikinci haftasından sonra ben öngörüyorum. Tabi tarihler değişebilir ama bir takım adımlar atıldı. Uçuşlar başladığı zaman mantıken sınırların da açılması gerekiyor. Brüksel Hava Yolları da Haziran'ın ikinci haftasından sonra uçuşlarına başlayacağını, bir takım ülkelere gideceğini ifade etmişti. Bu da bize yakın bir zamanda, yani ikinci haftası itibariyle sınırların açılabileceğini ifade ediyor. Yakup Malçıkan, süpersiniz, artık İP TV'de de izleriz demiş. Çok çok teşekkür ederiz Yakup Bey. Siz de bir paylaşım sever ünvanına sahipsiniz. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun yayınlarımızı paylaştığınız için. İnşallah 1-2 güne kadar televizyona aktarma konusunu da, sorununu da daha doğrusu çözüp belki gündüzleri böyle farklı farklı noktalardan, yani sadece ofiste, evde değil de belki sokaklarda röportaj dahi yapabileceğiz bu sistemle, bu sistem aracılığıyla. Belki etkinlikleri bile Allah'ın izniyle bundan sonra bu şekilde canlı olarak aktarabileceğiz. Yani çok güzel böyle fikirlerimiz var. İnşallah şartlar da oluşur ise çok çok teşekkürler. Kıymet Aydemir, benim kızım Belçika'da yaşıyor, birkaç günlüğüne Almanya'ya gelse sorun olmadan tekrar Belçika'ya dönebilir mi? Teşekkürler demiş. Kıymet Hanım, az önce ifade ettik. Yani şu anda kızınız gelsin desek de doğru olmaz, gelmesin desek de doğru olmaz. Ama şahsi olarak ben olsam böyle bir durumda gelme derdim kızıma. Çünkü şu anda giriş çıkışlarda ne olup ne bitiyor belli değil. O yüzden yani belki yarın bir karar çıkacak, vaka sayısı artacak, bu defa ülkeye kökten giriş çıkış kapanacak. Yani biz şu anda %50 rahatız, %50 de endişe içindeyiz. Çünkü yarın ne olacağı belli değil. O yüzden mümkün mertebe evlerimizde durmamız çok çok önemli. Melek Kösev, millet sokakta, yok virüs, yok oldu virüs inşallah demiş. Ayhan Suzan Salı, iyi yayınlar, ikinize de saygılar selamlar. Bu saatte sizi gördüğüme sevindim, sürpriz oldu. Hayırlı sahurlar yaparız inşallah hep beraber demiş. Çok çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ayhan Bey, normalde akşam girmiyorduk yayına ama bir takım hazırlıklar yaptık, yapıyorduk daha doğrusu.
Biz aslında bu yayını belki test olarak da yapabilirdik. Yani dün yapmıştık, bilmiyorum önceki gün de olabilir. Bir test yayını yapmıştık. Onun akabinde artık bugün adını koyduk inşallah. Bugünden itibaren artık tamam, dışarıdan yayın alabiliyoruz. Bu arada az önce ifade etmiştim, paylaşım sevenlere özel teşekkür ediyorum. Ayhan Bey, siz de bir paylaşım seversiniz, ünvanı almışsınız. Sağ olun, var olun, çok çok teşekkür ederiz. İnşallah iftara kalalım derdim ama hocam kalır mı bilmiyorum. Kalır mısın hocam? Şimdi şöyle, yani testleyin başladık. Şimdi sahura kalmak 4.30'a kadar da zor biraz, olmaz. Yani bizim de evlerimiz, Suat daha eve gidecek. Şu anda benim burada Suat daha eve gidecek, Brüksel'e gidecek. Tabii. Değerli seyirciler, Suat sabahtır orada, öğrendiler orada. El insaf diyorum artık, ne yapayım. Evet hocam. Çünkü evet. Şöyle bir şey var. Vatandaş şimdi izleyecek, en son yiyecek. Tabii televizyon veya telefon açık kalacak. Ondan sonra hadi ben geldim burada tekrar tekrar hadi iyi geceler demeli. Daha biz gece, o zaman sabah başlıyor bize. Bence olur olmaz. Biraz bir saatten daha yaparız güzel. Vallahi evet hocam, ya zor olur. Çünkü bilmiyorum, gözlerimden belli oluyor mu? Uykusuzum kaç gündür. Hocam nedense yani bu teknoloji üzerine böyle çalışmalar yapan mutlaka izleyenler arasında da vardır. Teknolojik olarak bir şey kafama takıldı mı benim, ben onu çözene kadar uyumuyorum. Yani dün evet, 1-2 saat uyudum. Nasıl yapacağız, nasıl yapma. Biz aslında bu teknoloji daha önceden geçmeliydik. Neden bu kadar bekledik, ben onu anlamadım. Yani çok meşakkatli bir şey değil. Yani aslında bilene çok basit bir sistem. Evet ama şimdi şöyle bir şey, Skype'la çalışan genelde stüdyosu olmayan da Skype'la çalışıyor. Kendi evinde, birisi de dışarıda. Ama bizim stüdyo olduğu için aslında buna ihtiyaç duymadı. Doğru, ama bu koronadan dolayı, tabii ki işte ofislere gidememişimiz, evlerden program yapmışımız, ister istemez konuklar almak zorunda kaldığımız. Biliyorsun ben konuk alıyorum, telefon alıyorum, sesini alıyorum sadece, görüntü alamıyorum. Ama böyle Skype ile oldu mu tabii ki bu teknolojiyi kullanmaya başladık. Yani evet, şu bugünden itibaren de dediğin gibi ileriki zamanlarda tabii sokak röportajlarında, canlı yayında, ani bir olaylarda canlı yayına gidip direktmen bağlanıp Skype'de verebiliriz. Demek ki bugüne nasipmiş, korona çok şey kattı insanların değerine. Gerçekten işte onu diyecektim, bugün öğlen bizim Gent Ladybird'de meydanda arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Ya kahve yok, kahveler kapalı, teraslar kapalı, gidecek bir yeri yok. Şimdi ama marketler, bakkallar da tabii takviye bulmuşlar. Dışarıya işte içecek reklamları koymuşlar. Oruç tonları gidiyor orada, içeceğini alıyor, teneke tak açıyor. Yani bir sistem, değişik sistemler oluşmaya başlamış. Meydana Brüksel'den, işte Anvers'ten, Gent'in çeşitli işte akşama iftar yemekleri getirenler var arabayla, işte çiğ köfte getirip satanlar var arabayla, ondan sonra pide satanlar var arabayla, bir değişik maşallah sektörler değişik başlamış yani. Yani demek ki insanlar, biz insanlar öyleyiz, her zaman yeni çağrılar buluruz mutlaka. Yani hayat değişti, korona hayatı değiştirdi, başka farklı bir yere gittik. Yani demek ki bu Sky arayışta, teknoloji arayışta, bu koronadan dolayı bunları da bulduk. İnşallah güzel olur. Neden olmasın? Gerektiği zaman stüdyoda yaparız ama dışarıda olduğum zaman direkt Skype'da bu şekilde yayınları aktarabiliriz tabii ki. Evet, evet hocam. Gerçekten çok iyi olacak. Hocam devam edeyim mi yorumlara? Şöyle bir devam edelim. Ondan sonra, evet. Değerli arkadaşlar, sorularınız varsa lütfen sorun. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa aşağı yazabilirsiniz. Ali Maraz, Suat çok teşekkür ederim. Sana da hayırlı yayınlar demiş. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Evet, Fadime Karaca. Akşam 22'den sonra Hollanda-Belçika sınırında kontrol yok demiş. İşten dolayı ben hep girip çıkıyorum demiş. Değerli arkadaşlar, bilgi olarak Fadime Karaca, Fadime Hanım siz bu bilgiyi paylaşmış. Yani ondan sonra yok diyor. Tabii var yok bilemem. Fadime Hanım'ın ifadesi bu. Sedat Kurt, yeni bir virüs adı Turbo geliyormuş. Söylentiler var. Bu konuda bilginiz var mı Suat Bey demiş. Turbo virüs diye ben Turbo virüs. Ben daha önce böyle bir şey duymadım. Kawasaki vardı en son. Evet, Kawasaki çocuk hastı virüs var ama Turbo'yu ben ilk kez duydum. Turbo Google'da da çıkmıyor hocam. Bence
bence asla olmayan bir şey gibime geliyor yani. Yok Sedat Bey, böyle bir bilgi Google'da bulamadım. Normalde ben duymadım da öyle bir şey. Kawasaki var, onun da aşısı var. Bir nevi plazma yöntemiyle bugün gündüz de konuştuk bunu. Evet. Onun dışında yok yani, benim bildiğim yok. Hocam da bu konuda bilgi sahibi değil. Eyvah, sevindim inşallah demiş Ayhan Suzan Salı. Çok çok teşekkürler. Fikret Doğruel. Anlatamadım. Önce hayırlı yayınlar. Baldızım İspanya'dan. 75 gündür burada, arabayla götürebilir miyim? Gideceği yer Almanya. Fikret Bey, şimdi İspanya sıkıntılı bir bölge. Oradan çıkabilir misiniz? Ben buna emin değilim. Almanya'ya gideceğiz diyorsunuz. Almanya-İspanya sınırı benim bildiğim kapalı. Özellikle Almanya çok fazla vaka olan ülkeleri, yani ülkelerin sınırlarını açmak istemiyor, onu söyleyeyim. Çünkü oradan Almanya'ya vaka geçişi olabilir. Yani şu anda bana sorarsanız öyle bir durum söz konusu değil. Değil mi hocam? Öyle bir durum söz konusu değil. Evet. Yok zaten Almanya'nın İspanya sınırı yok. Yani Almanya'nın İspanya'nın arasında Fransa var. Fransa sınırları kapalı zaten. İspanya'ya kapalı. Yani Fransa'da giremiyorsunuz. Fransa'ya giremediğiniz müddetçe İspanya'nın başka bir sınırı yok. Fransa'dan başka bir sınırı yok. Sadece deniz yoluyla İtalya'ya gidebilirler. Ama bence hiç risk almaya gerek yok. Çok acil değilse sınırlardan geçmesi, şu anda Almanya'ya ulaşma şansınız yok. Özellikle İspanya'da. Sadece Fransa var arada çünkü. Fransa'da sınırlar kapalı zaten. Evet, onu da hocam ifade etmiş olduk Fikret Bey'e. Ayhan Suzan Sağlı, gel buyur. Ben de buradayım. Hayin Konsekstrat 46 bekliyorum. Yakın sana Suat kardeşim demiş. Allah razı olsun Ayhan Bey, Allah razı olsun. Biz bekleriz sizi. Artık bir ara vaktiniz olursa bugün ne zaman program biter, ne zaman ben kapatırım, ne zaman eve giderim bilmiyorum ama biz de bekleriz her zaman, eğer geçerseniz buradan. Mekestenbek üzerindeyiz. 301 numara, her zaman bekleriz. Geçerseniz, vaktiniz olursa lütfen uğrayın. Uğur Aksan, iyi akşamlar. Gerçekten her ülkede test yapılıp bu kadar yüklü paralar alacaklar mı? Yapılıp bu kadar yüklü paralar alacaklar mı? Doğru mudur demiş. Hocam deminki anlattığın konu, Uğur Aksan sormuş. O sınır boyu vardı ya, evet. Şimdi tabii ki bunlar şu anda bütün ülkeler deniyor yani. Bir hemen nabız yoklaması yapıyor. Uygulamaya geçirdi mi? Geçirmedi. Şimdi tabii ki daha bir önümüzde bir 6 haftalık süreç var. Temmuz'a kadar bir 6 haftalık, 6-7 haftalık süreç var. Şimdi bu süreçte tabii ki bir şeyler değişecek. Ama şu anda yani bunu tabii ki fırsata çevirmek istiyorlar. Ekonomik fırsata çevirmek istiyor ülkeler. İşte Türkiye'nin açıklaması vardı. Ben test yapacağım. Ama Türkiye bir meblağ telaffuz etmedi. Ben şu kadar para alacağım demedi. Bunun akabinde Sırbistan'da başladı işte ilk önce. Kişi başı 190 euro. Ben test yapacağım. Ölü hüküm alacağım dedi. Eğer Sırbistan akabinde Slovenya dedi. Sonra işte büyük ihtimal bütün Balkan ülkeleri, Bulgaristan dahil bu testi konu edecektir. Ama bir yandan da şunu söylemek istiyorum. Bulgaristan, Romanya, Avrupa ülkesi. Yani bu Bulgaristan'a, Romanya bu testte ben de para alacağım derse Avrupa buna karşı gelir diye düşünüyorum. Çünkü o zaman der Almanya ne yapıyor, Fransa ne yapıyor, başka ülkeler ne yapıyor. Ama Balkan ülkeleri işte Slovenya'dan, Hırvatistan, Sırbistan, buralar, Arnavutluk, Makedonya işte buralar eğer ki isterlerse, bence bunu isterlerse bu meblağlar mümkün değil yani. Çünkü Balkan ülkelerinde 4 tane sınır geçiyorsunuz. Slovenya, Hırvatistan, Sırp, bir de Bulgar'a geçiyorsunuz veya Arnavutluk üzerinde Bulgaristan'a veya Yunanistan'a geçiyorsunuz. Oralarda bu meblağlar alınırsa o zaman bu mantıksız olur. Çünkü her ülkede o meblağlar ödenmez. Ama dediğim gibi önümüzde bir 6-7 haftalık daha süreç var. O zamana kadar çok şey değişir. Çünkü bu koronavirüsten dolayı herkes ekonomik olarak gümrükleri açıp turizme başlamak istiyor. Çünkü tek gelir kaynakları bu ülkelerin bu. Türkiye olsun, Yunanistan olsun. Mecbur açacak yani, çare yok. Ama tabii tedbiri de elde bırakmak istemiyor. Bu arada da o sıla yolu düzergahında ülkeler de maalesef bunda
fırsata çevirmek, paraya çevirmek istiyor. Ama dediğin gibi 7 haftalık süre var. İnşallah bunlar hep konuşulur ülkeler arasında. Çünkü Türkiye bir bu konuda bir açıklama yaptı. Gerektiği zaman Türk büyükelçiliklerini arayın, size yardımcı olacaklar dedi. Yani Türkiye'de bence bu konuda o ülkelerle irtibata geçip bunu büyük ihtimalle çok düşürürler veya kaldırırlar. Bu şekilde ödenemez yani, o kadar meblağ ödenemez. Her günlükte o kadar paralıysa 1500-2000 liraya mal oluyor. Kişi başı yani 4 kişilik düşünürsek pek olanaklı değil. Ama şu anda bir net olarak açıklama yok. Şu anda havada uçuşan rakamlar 60 ile 190 euro arasında. Evet hocam, teşekkürler. Bu arada ben arada ayarlara da bakıyorum. Bir sıkıntı olmasın. Evet. Değerli arkadaşlar, yorumları okumaya devam ediyorum. Lütfen değerli dostlar, yayını paylaşmayı ihmal etmeyin. Sizlerden ricam, lütfen yayını paylaşalım. Bilal Köse, hayırlı yayınlar Suat Bey demiş. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hayırlı yayınlar dilerim, kolay gelsin, selamlar demiş Mustafa Özen ve aleyküm selam. Çok çok teşekkür ederiz. Mehmet Gerek, selam, hayırlı yayınlar demiş ve aleyküm selam. Çok çok teşekkür ederiz. Aylin Demirel, hayırlı yayınlar, Almanya yazıyor. Almanya derken yani başka bir yer mi Almanya? Demin bahsi geçti bu. Almanya, Almanya neresi? Almanya, İspanya, Nador, Fas'a bağlayan güzergahlardan nakliye şirketi sahip olduğu bir yolcu gemisidir. Bence Almanya demek istedi orada ama... evet yani... Özden Yılmaz, hayırlı yayınlar demiş. Çok çok teşekkürler. Erhan Balkan, iyi yayınlar. Çocukları okula yollamasak sıkıntı olur mu? Teşekkür ederim demiş. Ne dersin hocam? Valla işte bunu az önce söyledim. Şimdi arkadaşlar tekrar ediyorum. Umarım çok kişi şu anda izleyenler. Hocam yeni, şu an okuduğum yorumlar yeni katılanlar hocam. Yeni evet, gelen 3 dakika önce. Evet. Farkındayım. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Okullar yarın başlıyor. Hangi okullar başlıyor? Bu süreçte denetimde geçmiş, okulda kişi başı 4 metrekare mesafeyi tesis etmiş, teneffüs alanlarını güvenli bir şekilde dezenfekte ve gruplar halinde teneffüse çıkmaya ayarlamış ve okullardaki hijyenik kurallara, mesafe kurallarına, her çocuğa 4 metrekare kurallarına uygulamış ve Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimine geçmiş okullar yarın okulu açıyor. Bu çok önemli. Zaten okulu açılmayan okullar velilerine kontağa geçmemiştir. Sizlerle kontağa geçen, telefonla veya maille kontağa geçen okullar açılacak yarın. Bu okullar hazır okullar. Yani her şeyle denetime geçmiş okullar. Bu okullara çocuklarınızı götürmek güvenli, devlet güvenli ilan ediyor. Yani gönderebilirsiniz, her tedbir alınmıştır diye. Ha buna rağmen ben götürmek istemiyorum diyorsanız, kanunen açılan okul giden çocuklar okula gitmek zorunda. Kanunen. Ama biz buna rağmen götürmeyecekseniz, o zaman yapacağınız şey şu. Okulun idaresiyle, müdüriyetle irtibata geçip ben şu 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 sebeplerden dolayı çocuğumu okula göndermek istemiyorum diye beyanda bulunursunuz, çocuğunuzu göndermezsiniz. O zaman en azından haklıyken haksız duruma düşmezsiniz. Ama ben okuluma göndermeyeceğim, ben okula kontağa geçmeyeceğim onlar diyorsanız, o zaman kanunen gitmesi gelen çocuğu evde alakoymuş oluyorsunuz. O zaman okula koz vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla illaki götürmeyeceğim diye veriler, sizlerden istirham rica ediyorum. Lütfen okul idaresini kontrol geçin. Şimdiye kadar geçmeniz gerekiyordu. 3 haftadır ben bunu her zaman söylüyorum. Lütfen göndermeyecekseniz okulun itibatı geçin diye. Daha hala geçmediyseniz yarın mutlaka okula gidin sabah. Durumu izah edin. Ben bundan dolayı çocuğumu göndermiyorum diyorsunuz. Olay en basiti budur. Evet hocam, teşekkürler bilgi için. Ayhan Suzan Salı, inşallah Ramazan'ı bir uğurlayalım. İnşallah gelirim bir kahve içmeye, 40 yıllık bir kahve demiş. İnşallah bekleriz Ayhan Bey, her zaman ne zaman isterseniz buyurun gelin. İnşallah bir kahve değil, size 2-3 kahve ikram edebiliriz. Mehmet Gerek, Suat Bey amaç burada. Milleti soymak, Covid-19 testi bahane arabayla gidecekleri
soyacaklar demiş. Şimdi yani bu nasıl olur bilmiyorum. Benim açıkçası kafam almadı. Her ülkede farklı farklı testler nasıl bir durum oluşturur onu bilmiyorum. Onu ancak en doğrusu yaşayıp görmek lazım ki yani tam olarak ne olur neler olur onu ben kestiremiyorum. Suat, şimdi şöyle bir şey var. Belçika çok güzel bir örnek vermişti aslında. Tatile gideceklere, illa tatile gideceklere Covid pas verilecekti. Covid pas, yani bu bir kimlik değil, pas değil de bir kağıtta, resmi bir kağıtta şu tarihte test edildi, test negatiftir, o 72 saat geçerliydi. Yani 72 saatte uçağa biniyorsun, trenle, otobüse neyse binebiliyorsun, gemiye falan binebiliyorsun. 72 saat, o çok iyiydi. 72 saatte 3 güne tahammül yapıyordu. 3 gün içerisinde bizler vatanımıza varmış olacaktık. O iyiydi. Ancak işte bu 72 saatlik verilen testi, Belçika'nın verilen testleri, o bahsettiğim ülkeler hemen şunu dedi. Hadi dedi, yolda virüs kaptıysa ben ülkemi almak zorunda mıyım, ben de test yapacağım dedi. Sıkıntı burada başladı. Olabilir mi? Elbette olabilir. Yani benzin istasyonuna gidiyorsun, benzin alıyorsun, işte orada yemek bir şeyler yiyorsun. Almanya, Avusturya'dan bahsediyorum. Sırp, Hırvatistan, Sırp, Slovenya bunu dediler. Hadi yolda bu virüsü kaptıysa benim ülkeme girecek, yayacak. Dolayısıyla ben de test yapacağım dedi. Tamam, yap testi de, yalnız o uçuk rakamlar abes. Yani fırsatçılık bu, başka bir şey değil. Fırsatçılık, yani bu korona virüsünü fırsata çevirmek. Tam bu da ekonomik krize girmiş ülkeler bunlar zaten. 5 milyona yakında gurbetçi var Türkiye, Türk var Avrupa'da. Şimdi bunun yarısı gitse diyor 2,5-3 milyon Türk geçecek burada. 2,5-3 milyonla kelle başı, yani 10 euro olsa 3 milyar yapar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu fırsatçılık yapıyorlar. Yani ben diyor buradan işi diyor paraya çevireyim. Test yaptıracağım. Ülkeme hakkı var mı? Hakkı var. Test yapma hakkı var. Çünkü adamın ülkesine giriyorsun sonuçta. Ben de test yapacağım. Pozitifleri almayacağım veya karantina uygulayacağım. Burada ben para kazanmak istiyorum diye test yaptıracağım diyor. Yani iş biraz şey, ama buna bence kanımca eğer Avrupa Birliği gerçekten birlikten bahsediyorsa, gerçekten bazı şeylere hakimse, Avrupa Birliği bunu durdurması gerekiyor. Ve Türkiye'de gerçekten Türkiye ülkesinde vatandaşını koruyorsa bu ülkelerine istibada geçecek, bunu kaldırması gerekiyor. Açık ve net söylüyorum. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mize ve Avrupa Birliği'nin gücünü göstermesi gerekiyor ikisi de. Yani Türkiye vatandaşı, biz burada 5 milyon gurbetçiyiz. Bunun 2 milyonu uçağına gitse, 1 milyonuna gitmese 1 milyon yine gurbetçi geçecek orada. 1 milyon gurbetçi demek 50 lira olsa Suat 50 milyar yapıyor ya. Yani 50 milyon... Hocam. Tabii yani şimdi yani fırsat, bu fırsatı göz yummamak lazım. Hemen bu iş burada gerçekten, eğer bu ülkeler, bu Balkan ülkeleri, Slovenya, Sırbistan, özellikle Sırbistan bunu yapıyor. Sırbistan yolu açtı 190 euroyla. Bu ülkeler bunu yaparsa Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa'ya çok güzel, çok büyük bir görev veriyor. Gücünü göstermesi gerekiyor burada. Demesi lazım yani. Ne yapıyorsunuz siz, oturduğunuz yer demesi lazım. Ama demezse o zaman hakikaten olan yine biz gurbetçiler olacak. Uçak biletleri 700-800 olmuş zaten şu anda, o 750'den bahsediyor uçak biletleri. Yani olmazsa da bu yine olan gurbetçiler olacak. İzinle gidemeyecek. Şu anda tam 3-4 aydır bulanımda olan vatandaşlar en azından memleketlerine gidip vatanlara, eş dostlarına bir hasret giderecekti. O da olmazsa gerçekten çok abes olur. Bu ülkede fırsatçılığa devam eder. Bu arada kusura, hakkınızı verdim. Valla kahvemi içiyorum bu arada. Evet. Hakkınızı verdim. Afiyet olsun hocam. Silvia Siderova, selam. Yarın kızımın okulu var. Gidip öğretmenle konuşmak istiyoruz. Göndermemek için inşallah sorun olmaz demiş. Silvia Hanım, bence görüşün. Çünkü en son bu konu konuşulduğunda 24 Nisan günü Belçika Güvenlik Konseyi toplandığında bakan orada zorunda değil dediler. Yani insanların çocuklarını okula göndermek zorunda olmadığını, bu konuda esnek davranacaklarını ifade etmişlerdi. Ondan akabinde de tabii okullar ya da okul yöneticileri biraz baskı uyguluyor. Çocuklarınızı gönderin, çocuklarınızı gönderin. Çünkü bakıldığı zaman bizim en son yapmış olduğumuz anketlerde %90'ı buluyordu. Ama biz ne dedik? Dedik ki
Gidin okullara bakın. Kendi gözünüzle görün. İkna olursanız çocuğunuzu bırakın. İkna olmazsanız da çocuğunuzu alın eve gidin. Kimse size çocuğunuzu illa gönderin demeyecektir. Ama okula gitmişken mutlaka mutlaka lütfen her tarafı iyice kontrol edin. Bakın içinize sinmeyen yerler mi fazla yoksa içinize sinen yerler mi fazla? Bu neden söylüyorum? Çünkü birçok vatandaşımız bana yazdı. Hatta şöyle gösterebilirim de daha sonra göstereyim. Şimdi bu yayına hazırlık yapmadık. Yarın o zaman diyelim. Okullardan birkaç resim gönderdi bana. Şu an sistem hazır olmadığı için çok zor olur şu an yayını almam ama şunu söylemem mümkün. Okula gidip bakan anneler, babalar çocuklarını okula göndereceğini ikna olduklarını söylüyorlar. Sizden de ricam gidin okula bakın. Hoşunuza gitmezse ben okulu temiz bulmuyorum derseniz çocuğunuzu göndermeyin. Ama sonuç itibariyle eğitim var ortada. Öbür tarafta bakıldığında hocam da söyledi az önce. Hükümet gerekli tedbirler almış zaten. Bakıldığı zaman okullar dezenfekte ediliyor. Ben bütün gün sosyal medya olsun, işte medya araçları olsun hepsinden takip ettim. Birçok okulun görüntüsüne baktım ve okullar temiz görülüyor. Yani zaten standart bir giriş çıkış modeli uygulanmış. Her tarafta dezenfekte yapılıyor. Çocukların arasında hocam da az önce ifade etti. Boşluklar oluyor. Sınıflar 10'ar kişilik. Daha ne olacak? Yani bakıldığı zaman tedbirler alınmış görünüyor. Ama bir okuldan öbür okula da aynı değil. Onu da söyleyeyim. Sizin çocuğunuzun okuduğu okul belki diğer okullardan daha temizdir. Bir gidin bakın. Dediğim gibi daha da garanti olacaktır. İçinize sinmezse göndermemeyi düşünün. Eğer içinize evet. sinerse gönderin. Evet. Hatta okula gittiniz. İçinize sinmedi. Öğretmen veya müdür, okul idaresi kesinlikle getireceksiniz de. Git doktoruna rapor al. Bu kadar basit. Yani açık söylüyorum. Git doktora rapor al. Evet. Fırat İlayda Çermek hayırlı akşamlar iyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkür ederiz. Mustafa Özen öncelikle her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, huzur, saygı, sevgi, saygı, hoşgörü olsun demiş. İnşallah amin diyelim. Üzeyir Karakaya hayırlısı olsun demiş. Amin inşallah diyelim. Flaman bölgesinde mecbur ediyorlar ama ben doktor raporu aldım. Göndermeyeceğim. İkinci sınıfta ne kadar sosyal mesafeye uyar ki bu çocuk demiş Sibel Yılmaz. Hocam sen de Flaman bölgesindesin. Ne diyorsun bu konuda? Yani bir zorlama var mı Flaman okullarında yoksa acaba bölge olarak o da değişiyor mu? Şimdi şöyle bir şey var. Ben kendim eğitimciyim. Çok müdürle konuştum. İşte bu zorlama olacak mı, zorun olacakmış. Şimdi bizim vatandaşların iletişim çok önemli bir şey. Ben biraz önce ne dedim? Haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Ben bunu 3 haftada söylüyorum. Eğer çocuklarımızı götürmeyecekse okullarla murtaya itibara geçelim dedim. Flaman bölgesindeki okulların zaten şu anda %100'e açılmıyor. Valan bölgesinde de aynı. Hepsi açılmıyor. Az önce dediğim gibi denetimde geçmiş okullar bence güvenli. Bence güvenli. Ama bugüne kadar siz birçok kişi okulla iletişime geçmiyor. Cuma günü, Perşembe Cuma günü iletişime geçen ailelerle dinledim ben. Konuştular. Biz göndermeyeceğiz. Biz kavga etmeyeceğiz. Bu çok önemli. Bakın. Sebebini söyleyeceğiniz. Şu şartlardan dolayı sebebini ben okula göndermiyorum. Şimdi biz okulun müdürüne gittiğimizde ben inanmıyorum bu çocuk burada bulaşır diye olumsuz yaparsanız o zaman onlara zorluk çıkacaktır. Bizim anlatmak istediğimiz net olacak. Ben çocuğumun okulda güvende olacağını tahmin etmiyorum. Ben veli olarak çünkü ilk ve ortaokullarda velilerdir karar veren. Velilerdir bakın karar veren. Hatta ilkokulda sınıflarda kalmasına dair veliye danışmaları gerekir. Sınıfta bırakalım mı devam etsin mi? Ama kalırsa daha iyi olur diye size tavsiyede bulunurlar. Velilerdir. Ben veli olarak okulunuzu gördüm, sınıfları gördüm. Buna rağmen ben çocuğumun bu kurallara uyamayacağını, mesafe kurallarına uyamayacağını,
Bundan dolayı ben çocuğumu güvende hissetmiyorum. Çocuğumu okula göndermek istemiyorum. Bilginize arz ederim diyecek. Yazılı veya sözlü. Ama oraya varıp kavga, tartışmaya girirsek o zaman haklıyken haksız duruma düşeriz. Filavan bölgesinde açık ve net söylüyorum. Okullar benim gözlemim kadarında, tabii istisnada kaydayı bozmaz. Okullar güvenli çünkü Filavan bölgesi eğitim konusunda çok titiz, çok titiz. Sağlık Bakanı'na karşı çok kez karşı geldi. Ben bu kuralları uygulamıyorum. Sağlık Bakanı iyi dediği halde okullar kendisi iyi değil diye değişik kurallar aldı. Onu iyi biliyorum. Ama ona göre de biz göndermeyeceksiniz dediğim gibi lütfen okullarına irtibata geçin. Geç kalmadan yarın sabah mutlaka okula gidin. Kendi bireysel olarak tartışmadan, bağırmadan, çağırmadan, haklıyken haksız duruma düşmeden kendimizi arz ederiz. Bir veli en son çocuğunda sorumlu kişidir. Bunu sakın unutmayın. Veli en bir baba, anne çocuğunda en son sorumlu kişidir. Bu dolayısıyla bu hakkınızı kullanın. İlla ki göndermeyin. Ama okulları gezin, sınıfları gezin. Göreceksiniz, kendinizi tatmin olacaksınız. Evet hocam, en iyisi, en doğrusu görmek. Hocam devam edelim. Murat Selek, hayırlı geceler Necdet abim ve Suat kardeşim, kolay gelsin demiş. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Hayırlı geceler dileriz. Kenan Akış, devlet diyor ki bir aileden 4 kişiyle görüşebilirsiniz ve bir aile 6 kişi ise nasıl olacak demiş. Şimdi öncelikle Kenan Bey, paylaşım sever ünvan almışsınız. Paylaştığınız için çok çok teşekkür ederiz. Yayınlarımızı paylaşmayı ihmal etmediğiniz için sağ olun, var olun. Hocam ne dersin bu soruya? 4 kişilik, 6 kişilik bir aile ise ne olacak? Şimdi bu 4 kişilik yasası, şunu iyi anlayalım. Hatırlıyorsanız geçen hafta pazar gününden itibaren geçerliydi. Bu anneler gününe denk geldi tam. Başbakan açıkladığı şuydu. Sizin tercih ettiğiniz 4 kişiden 4 kişi kendinize belirleyin. Bu 4 kişiyle görüşebilirsiniz. Lakin bu 4 kişi başka 4 kişiyle görüşemiyor. Bunu iyi belirleyeceğiz. O yüzden ailede seçtiğiniz 4 kişi çok önemli. Elbette aileler daha kalabalığız. Bu 4 kişinin dışında 6 kişi ise 6, bazı ailelerde 20 kişi, amcası var, amcasının oğlu var, kuzeni var, teyzesi var, halası var. Daha fazla. Ama o 4 kişiyi belirlediyseniz o 4 kişiyle görüşeceksiniz. Sürekli o 4 kişiyle görüşeceksiniz. Bir dahaki yumuşamaya kadar, bir dahaki karara kadar sürekli o 4 kişiyle görüşeceksiniz. Şimdi biz bu biz öyleyiz biliyor musun? Yani bir karar çıkar, onu biz nasıl bir şekilde kendimize ayıralım, onu düşünüyoruz. Şimdi bir sürü sorular geliyor. Ya kim görecek? Ben 4 kişi değil işte bir 4 kişi daha aldım. Kim görecek ya? Polis bizim takip edecek. Evet, kimse bilmeyecek. 4 kişi istedim, 30 kişi aldım. Kimseyi ilgilendirmiyor. Ama ne dedim? Dünya artık şunu dedi bize. Artık bundan sonra 3 ay geçti. 2 ay, 3 aydır artık koronavirüsü nasıl bulaşır? Bu koronavirüsü tedbirler nedir? Maske nasıl takılır? Mesafe nasıl korunur? Hepsini öğrendik biz. Ezberledik. Hepimiz uzman olduk. Buna rağmen siz bunu eğer sınırları zorlayacaksanız diyor, bundan sonra sorumluluk sizde diyor. Açık size diyor. Devletler, bütün hükümetler ödüyor. Ben hepinizin başına bir zabıta, polis, asker dinene sokamam. Mümkün değil. Bu olmaz. Bundan sonra sorumluluk sizde. Hafta sorumluluk. Yani dolayısıyla sorumluluğu biz attı. Eğer biz buna uyarsak biz faydalanacak. Ama uymazsak yine zararını biz çekeceğiz. Hakikaten devlet her zaman bizim yanımızda olmaz. Polis devamlı kapımızı çalmaz. Ne yaptın? Bir kişi fazla girdin mi demez. Dolayısıyla sorumluluk bize ait. Bir de bu 4 kişi konusunda şunu da açıklık getireyim. 4 kişinin içinde 18 yaş altı çocuklar sayılmıyor. Yani eğer bir aile karı kocaysa ve 12, 8, 13 yaşında çocuklar varsa tamam, o iki kişi sayılıyor. O eşler sayılıyor, çocuklar sayılmıyor. Dolayısıyla yani o 4 kişi öyle şey yapalım. Yani 2 aylar alabiliriz. 2 çocukla 2 aylar alabiliriz. 4 kişi yapar, 2 de çocuklar yapar ama çocuklar o 4 kişinin içerisine girmiyor. Bunu da burada açıklık getirelim. Ama dediğim gibi sorumluluk bizde kardeşim. Artık sorumluluğu kendimize taşıyacağız. Evet hocam, devam edelim.
Yasalara uyun, kafanızı sakın ağrıtmayın, problem yaşamayın demiş Mustafa Özen. Ayhan Suzan Salı, eyvallah abim, kolay gelsin demiş. Çok çok teşekkür ederiz, sağ olun, Allah razı olsun. Mustafa Özen, ben misafir hasta kabul etmem, ortam düzelisiye kadar isterse evladım olsun demiş. Evet, temiz de olsa göndermem, kızım da 8 yaşında, ne mesafe anlamaz ki. Virüsün biti yok. Teşekkürler demiş Silvia Siderova. Vatan vatan hayırlı akşamlar demiş. Hayırlı akşamlar dileriz. Muhtar Karataşlı selam, hayırlı yayınlar demiş ve aleyküm selam. Çok çok teşekkür ederiz. Havalimanları ne zaman açılıyor demiş vatan vatan. Şu anda yani havalimanları Brüksel'de açık zaten. Charleroi Havalimanı da Haziran gibi açacak diye hatırlıyorum, yanılmıyorsam. Ama genel olarak şu anda uçuşlar yok. O da Haziran'ın ikinci haftası gibi görülüyor diyebiliriz. Tolga Işık, hocam dil okuluna gidiyorum. Açılacak mı onlar da demiş. Tolga Işık, hocam ne dersin? Şimdi burada bizim kendi çalıştığım kurumlara işte uyum kursları ve dil okulları veriyoruz, dil dersleri veriyoruz. Arkadaşlar dil dersleri ve uyum kursları şu anda online olarak devam ediyor. Size mutlaka haber etmişlerdir, yazılı, maille, SMS'le veya telefonla haber etmişlerdir. Şu anda dersler online veriliyor. Eğer size haber edilmediyse mutlaka irtibata geçin. Online derslere katılmak istiyorsunuz. Online yoksa bekleyeceksiniz. Sıranızı bekleyeceksiniz. Size mutlaka haber edecekler. Yani şu anda dil kursları ve uyum kursları, matchup'lık oryantasyon dediğimiz uyum kursları şu anda öğretmenlerimiz tarafından online veriliyor. Hem televizyondan hem tabletten, cep telefonundan takip edebilirsiniz de. Size bir link veriyorum. Linke tıkladığınız zaman direktmen online derslere gidebiliyorsunuz. Yani onu burada belirtmiş olayım. Online devam ediyor şu anda arkadaşlar. Evet hocam, okumaya devam edelim. Yıldız İşten, çocuklar 2019 okula gidiyordu. O zaman kimse oturmuyordu. Şimdilik dezenfekte halen götürmem diyorsunuz. Değişen nedir? Daha önceden okullar kirliydi demiş. Yani Yıldız Hanım, bence bu konuda haklısınız. Ben bu konuları çok fazla konuştum. Normal şartlara göre okullar şu an öncekinden çok 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 daha hijyenik, çok çok daha temiz. Önceden sürekli ben sitem ödüyordum. Özellikle yabancıların çocuklarını okula gönderdiği noktalar çok çok sıkıntılıydı. Bakıldığı zaman temiz değildi, kirliydi. Ama bugün tertemiz olmuş bir şekilde okullar çocukları bekliyor. Biz yine de tekrar edelim. Gidip bakmakta, görmekte, birebir dünya gözüyle şahitlik etmekte fayda var. Onun dışında birçok fazla maalesef böyle bizleri rahatsız edecek bir takım ifadeler kullanılıyor. Aslı olmayan ifadeler. Bunlara da dikkate almayın değerli arkadaşlar. Lütfen her önünüze gelen, her karşınıza çıkan bilgiye itibar etmeyin. Her bilgi doğru diye bir şey yok, onu söyleyeyim. Eğer sağlıklı bilgiye ihtiyacınız varsa onu da sağlıklı kişilerden teyit ederek itibar edin. Onun dışında itibar etmeyin lütfen. Hayır, anne, baba ve 4 çocuksa demiş değerli Kenan Akış hocam. 4 çocuk ise nasıl olacak hocam? Anne, baba, 4 çocuk. Çocuklar 18 yaşının altındaysa 2 kişi sayılır onlar. Üstündeyse de birer kişi sayılıyor. Kaç tane çocuk varsa. Evet, yani, evet. Bu 4 kişi 18 yaş üstü olacak. Sayılması lazım. Ama 4 çocuk varsa, 18 yaşın altında 4 çocuk varsa, bir de anne varsa, baba varsa, onlar 2 kişi sayılıyor. Evet. 6 kişi sayılmıyor yani. Tamam, tamam hocam. Bu arada da Kenan Bey'e cevap vermiş oldu hocam. Evet, Yıldız Deş'ten biraz mantıklı düşünün. Ya ne biçim Türksünüz? Belçikalılar korkak değil, gidiyor demiş. Ünal Doğanbaş, sınırlar açıldı mı demiş. Hala sınırlar maalesef açılmadı Ünal Bey. Yusuf Başkurt, Hacı Yusuf Başkurt, ne zaman açılıyor havalimanları demiş. Az önce ifade ettik, havalimanı açık, Brüksel Havalimanı açık ama uçuş yok. Bir takım kısıtlamalar devam ediyor ve az önce ifade etmiştim, Brüksel Havayolları Haziran'ın ikinci haftasından itibaren
bir takım ülkelere, işte Fransa gibi böyle bir takım ülkelere uçacağını duyurdu. Zannedersem Haziran'ın ikinci haftasından sonra da sınırlar ve uçuşlar artık nasıl olacak bilmiyorum ama aslında hükümetler de bunu bir tablonun içine oturtmaya çalışıyorlar. Nasıl yapabilirler? Giderken nasıl olur, gelirken nasıl olur gibi bu çalışmalar devam ediyor. Tabii hala Belçika virüsü kontrol altına almış değil değerli arkadaşlar. Yani yarın ne olur belli değil. 8 Haziran'da hayat normale döner mi dönmez mi? Bu da belli değil. Sadece öngörüler var. Başkanın da ifadesi 8 Haziran'da eğer şartlar yerine gelmişse, vaka sayıları düşmüşse, bakıldığı zaman işte ölüm oranları azalmış ise, yani bu detaylar gerçekleşmiş ise, o zaman hayat kademeli olarak normale dönüş sürecini devam ettirecek. Eğer vaka sayısı düşmezse, ölüm oranı devam ederse hayat normale dönmez. Onu söyleyeyim. Mesela bugün bakıldığında 291 tane vaka var. Yani bu 291 tane vakanın 60'ı hastaneye yatmış. Ki biliyorsunuz hastaneye yatması için durumunun kötü olması lazım kişinin. Böyle düşündüğümüzde ise yarın öbür gün bu hastaneye giren 60 kişinin belki yani abartısız 40'ı ölebilir. Dolayısıyla böyle vakalar da artmaya devam ederse yani Belçika'da hayat normale belki dönmeye de bilir. O yüzden az önce hocam da ifade etti. Yani hükümet de bu şekilde söylüyor ve bizler top bizde. Biz eğer sokaklarda kendimizi korumazsak, sosyal mesafe kurallarına uymazsak, hükümetin öngördüğü o kuralları uygulamazsak sahada, o zaman hayat normale dönmez. Vaka sayıları bakıyorsunuz 291 az değil değerli arkadaşlar. 291 gerçekten az bir rakam değil. Onu da ifade etmiş olduk. Özkan Miroğlu selam, iyi yayınlar. YouTube'dan yazdım, cevap alamadım. Yarım saattir yayını izliyorum, hala cevap vermediniz demiş. Kusura bakmayın, hemen YouTube'a bakalım. Unuttuk YouTube'u. Evet. Kusura bakmayın, hemen şöyle bakalım. Mahu Ağa selam demiş. Ve aleyküm selam. Hakan Samat hangi sınıflar demiş. Hocam hangi sınıflar açılacak hocam? Evet, ilkokulda 1'ler, 2'ler ve 6. sınıf açılacak. Bir de ortaokullar açılacak. Evet, tamam, bunu da bu vesileyle ifade etmiş olduk. Beyler, merhaba. Yarın 6 premieri için cep olacak mı demiş hocam. Cep. Ne o ya? Cep ne? Anlayamadım. Ben de anlayamadım. Tekrar edebilirseniz sizden ricam. Cengiz Söğütlü selamlar, iyi yayınlar demiş ve aleyküm selam. Çok çok teşekkür ederiz. Özkan Miroğlu iyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Çok çok teşekkür ederiz. Kafeler hakkında bilginiz var mı demiş. Hocam dilersen sen buyur. Kafelerle alakalı. Evet. Kafeler hakkında şu anda net bir bilgi yok yani. Çok büyük ihtimalle şu anda mesela nasıl ki kuaförler hakkında 3 hafta önce konuşuyoruz, bakıyoruz dendiği gibi. Şu anda konuşuluyor, bakılıyor, değerlendirme yapıyor bilim adamlarıyla ve tabii ki hükümetle, siyasetçilerle değerlendirme yapılıyor. Şimdi değerlendirme sonucunu bekleyeceğiz. Tabii ki bu değerlendirme hepsi son günlerde, bir haftada rakamların düşmesi, bunlar hep etken. Yani rakamlar düşmeye devam ederse, vakalar yükselmezse bu değerlendirmeler olumlu sonuçlanabilecektir. Ama yükselirse o zaman tabii ki iş değişecektir. Şimdi büyük ihtimal 8 Haziran'da değerlendirme yapacak, açıklama yaptığında bu konuya değineceklerdir. Eğer ki bir gelişme olursa mutlaka 8 Haziran'daki ve öncesi ve sonrası hükümetin kriz idaresinin açıklamasında kahveler, barlar, restoranlar sırada şu an var. Çünkü bu hafta yarından itibaren okullar ve berberler açılıyor. Büyük ihtimalle de artık bir dahaki süreçte de kafeler, barlar, restoranlar konu gelecektir. Dolayısıyla 8 Haziran'ı bekleyeceğiz. 8 Haziran öncesi mutlaka bir açıklama gelecektir. Hep dört gözle hepsini onları bekliyoruz. İnşallah bir olumlu bir şey gelir. Ama dediğim gibi hepsi genel olarak, Belçika'daki genel olarak rakamlara bakılıyor. Rakamlar olumlu, olumsuz, o rakamlardaki gelişmelere bakılıyor. Gelişmelerden rakamlar düşmeye devam ettiği müddetçe açılışlar devam edecek diye düşünüyorum. Evet hocam, bu arada ekranı böldüm. Ortadan böldüm. Farkındayım.
Ortadan böyle Daha gitti. sen çok şey deneyeceksin Değil hocam. mi? Daha çok şey deneriz. Test amacına ulaşan hocam. Maksat hasıl olsun. Anıl Gül, arkadaşlar ben çocuğumu göndermiyorum. Ben konuştum ilgililerle demiş. Anıl Bey, ne dedi size yetkililer? Bunu da bizimle paylaşırsanız çok çok seviniriz. Bu arada değerli arkadaşlar, tekrar edelim. Şu anda izlemiş olduğunuz, özellikle Facebook'tan bizleri izleyen izleyicilerimiz, şu anda iki yerden yayın var. Facebook ve YouTube eş zamanlı. YouTube üzerindeki yayınımız 1080p Full HD kalitesinde. Yüksek kalite istiyorsanız, yüksek kalite seviyor iseniz YouTube üzerinden bizleri izleyebilirsiniz. Hacı Yusuf Başkurt, selam aleyküm demiş ve aleyküm selam. Ünal Doğanbaş, sınırlar açıldı mı demiş, hala sınırlar açılmadı. Doğan Meryem, Hollanda'ya gidebiliyor muyuz? Serbest mi? Gidemiyorsak ne zaman serbest olacak? Hocam, bu konuyla alakalı bir konuşmuştun sen yanılmıyorsam, ne dersin? Şimdi Hollanda sınırları açık. Belçika'dan Hollanda'ya sınırlar açık. Hollanda'dan sınır açık. Hollanda'ya gidebiliyorsunuz. Belçika'nın sınırı kapalı olduğu için Belçika girişte kontrol var. Ama siz bir sebepten dolayı Hollanda'ya gitmişseniz veya gidecekseniz o sebebinizi belirtmek şartıyla Belçika vatandaşıysanız sizi Belçika kendi vatandaşına almak zorunda ülkeye. Bunu unutmayalım ama gitme sebebiniz çok önemli. Eğer orada bir herhangi bir ziyaretse, ben sadece ziyarete gittim diyorsanız o geçerli sebep değil. Ama akrabalarınızdan bir tanesi hastaysa, mağdursa, onu uzaktan görmeye gittim diyorsanız bu bir sebeptir ama buna da belirtmeniz lazım. Ama dediğim gibi Hollanda'ya gitmek sıkıntı değil. Hollanda'ya gidebilirsiniz ama Belçika'ya girişte kontroller var. Bunu iyi bilirim şu anda. Ama yarın değişebilir yine farklıdır. Çünkü şu anda Belçika sınırları kapalı hala. Evet hocam, teşekkürler. Devam edelim. TTK Hava Yolları ne zaman açılıyor? Ben bilet aldım 20 Mayıs 29'a demiş. Şimdi bu biletiniz varsa Hacı Bey, siz direkt bileti aldığınız firma ile iletişime geçerseniz size daha sağlıklı bilgi verebilir. Çünkü bir takım uçuşlar var. Hangi ülkeden nereye, hangi ülkeden hangi gün gidiyor bunu ben bilmiyorum. Benim bildiğim sadece önümüzdeki Haziran ayında ikinci haftasından sonra özellikle Belçika'da Brüksel Hava Yolları uçuşlarına başlayacak. Buradan değerlendirme yaptığımızda ise o tarihten itibaren eğer Brüksel Hava Yolları uçacak ise diğer hava yolları da Brüksel Havalimanı'ndan havalanacaktır diye düşünüyorum. Tabii şartlar ne olur, nasıl olur bilmiyorum. Şu anda mesela Belçika'ya girerseniz hava yolundan karantina var. Onu da söyleyeyim. Tolga Işık, dil dersi mi veriyorsunuz hocam? Bana link verebilir misiniz? Ben Mekelen'de görüyorum. Eğer siz veriyorsanız sizinkine gelirim. Annem babam, onlar da gitmesi gerekiyor demiş hocam, bu soru size. Evet. Yok öyle olmuyor yani o linki biz kalkıp böyle herkese veremiyoruz. Şimdi biliyorsunuz bir seviye testi yapıyoruz biz. Okullarda gidip Lehrpönt'lere, TAL işte bir sürü kurumlar var Flaman bölgesinde. Oraya kayıt oluyorsunuz. Zorunlu mu kalıyorsunuz yoksa kendi isteğinizle de mi geliyorsunuz o bizim için çok önemli. Onu belirtiyorsunuz. Ondan sonra sizlere bir seviye testi yapılır. Kaçıncı seviyesiniz? O bir hızlandırılmış testler vardır. Orada biz sizin seviyenizi ölçeriz. Orada bakarız. Temelden sıfırdan mı başlaması gerekiyor? Yoksa birinci level, ikinci, üçüncü nivo, kaçıncı nivoya bakarız. Ona göre sizi sınavlara gönderirler. Dolayısıyla şimdi ben bir linkler vermiyorum. Öyle bir şey, öyle yok. Linkler sadece belli sınıflara kayıt olmuş kişilerin veriliyor. Dolayısıyla böyle linkler aymaçık kişiye link verilmiyor. Tabii ki gideceğiz. Kendiniz kayıt olacağız. Seviye testi olacak. Seviye testinde seviyeniz belirli olacak. Ondan sonra derslere katılabilirsiniz. Sizlere link verecek. Orada takip edeceksiniz. Şöyle yayına tekrar dönelim. Mehmet Gerek, Suat Bey, okullar istediği kadar önlem almış olsun. Bu çocuklar taşıyıcı olabiliyor. Sınıfta bir çocuk öksürdüğünde tüm sınıfın içine bu virüsü yayabilir. Benim kızım 8 yaşında ikinci sınıfa gidiyor. Ben okulla konuştum.
Ben kızımı göndermem dedim. Evden ders verilecek. Çocuğum internet üzeri ders alacak. Öğretmeni her gün arayacak. Bizi iPad verdiler okuldan. Bize bence kimse okula salmasın çocuğunu demiş. Mehmet Bey, bilgi için teşekkür ederiz. Hocam, iPad bile vermişler. Yani demek ki okula gönderilmeyecek çocuklar için de bir hazırlık var hocam. Ya şimdi dedim ya Suat, konuşmak, iletişim çok önemli bir şey. Yani biz kendi başımıza karar almayalım. Okulla birlikte alalım. Yani veli en son karar merci velidir. Ben göndermeyeceksem o zaman okul çare arar, bulur. Mutlaka bulur. Ama onun için diyorum mutlaka okullarla iletişime geçelim. Okullarla biz konuşalım. Sebebini belirtelim. Göndermeyeceksek de okul, bak şimdi Mehmet kardeşimizin anlattığı gibi okulda çare bir online verecek demiş. Önemli olan çocuklar dersten kalmasın. Eğitim süreci tamamlasın. Bu çok önemli. Yani şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. 3 aydır, 2,5 aydır gitmiyor çocuklar okula. Son bir ayda gitsin. Gitsin yani. Ama göndermeyecekseniz de Mehmet kardeşim yaptığı gibi iletişim halinde size çözüm ararlar. Yani belki de hiç haber etmeden göndermediğiniz zaman size şunu diyecekler. Çocuğunuz sınıfta kalacak. Yazık değil mi, bir yıl havaya geri kalsın çocuk? Yazık değil mi? İletişime geçin. Onlar da insan. Onlar da insan ve tedbiri almış. Bana kalırsa gönderin. Ama yok, göndermeyeceğim diyorsanız kendiniz bilirsiniz, o zaman okula mutlaka iletişime geçin. Başka çareye bakılsın. Evet hocam, teşekkürler. Ercan Ertürk, kolay gelsin kardeşim. Necdet hocam, saygılar. Tedbiri elden bırakmayın demiş. Çok çok teşekkürler. Değerli Ercan Ertürk, teşekkür ederiz. Fransa sınırı ne durumda? Şu anda araba ya da trenle gidiş geliş var mı demiş. Nur Doğan, Nur Hanım şu anda sınır dışına Belçika'da git gel maalesef mümkün değil hala. Sınırlar açılmadı. Elif Gümüş Kürkan. Okullar çok güzel önlem almış ama otobüsle gidecekler nasıl olacak? Büslerde Middelbar'a gidecekleri için demiş. O da ay Ortaokula. evet, o da ayrı bir sıkıntı hocam. İşte Evet. büsler, tramlar, o da ayrı bir durum. Evet. Cem Can Tomikoni. Hocam, yeni katılmış bu arkadaşımız. Hangi sınıflar açılacak demiş. Birler, ikiler, ilkokul, bir de 6. sınıf, bir de ortaokul. Ortaokullarda kademeli, ortaokul birçok okul, ortaokullar. Aynı Türkiye'deki bir dönem Suat hatırlarsak şey vardı, sevgili seyircilerimiz hatırlar. Zabaşlar öğrenciler vardı Türkiye'de. Sabah okula gidenler, okullar, bir de öğlen okula gidenler aynı sınıfta. Büyük ihtimal öyle yapacak. Öyle yapacak okullar var ama ilkokulda 1. 2. ve 6. sınıf gidecek. Teşekkür ederiz. Mehmet Balcıoğlu. Selam Suat kardeşim. İyi yayınlar. 6. ayın 9'unda Türkiye'ye bilet uçuş var mı? Bulgan'ın var mı? Bulgan'ın. 6. ayın 9'unda şimdi bu konuyla alakalı Mehmet Bey az önce de ifade ettim. Uçuş firmanız ile görüşür iseniz çok çok daha sağlıklı olacaktır. Ben ne söylersem söyleyeyim değişebilir. O yüzden size ricam uçuş firmanızla görüşün direkt çok daha makul olur. Mergül Ahmet, okullarda egzemen yapılmıyor. Niye gitsin? Zaten çocuklar okula anlamadım. Haftada 2 gün ne okuyacaklar demiş. Yani okul ile görüşürseniz az önce de yukarıda bu konu geçmişti. Belki tablet gibi bir şeyler de verebilirler evde. Çocuklar en azından eğitimine devam ettirir. Lütfen gidin okulu görün deriz. Ferdane Kaya, hayırlı yayınlar. Çocuklar için bir hastalık vardıydı. Doğru mu bu haber demiş. Ferdane Hanım, bu konuyu konuşmuştuk. Bakıldığı zaman Kawasaki denilen bir virüs. Fransa, Belçika, İngiltere, Amerika gibi bir takım ülkelerde görülmüş. Dün 9 yaşında bir çocuk Fransa'da hayatını kaybetti bu vakadan dolayı. Böyle bir durum söz konusu. Ama şu an genel olarak bakıldığında bu virüsü plazma şekline benzer bir sistem ile
tedavi edebiliyorlar. Yani tedavisi var bunun. Sadece sıkıntı şu: çocuk böyle bir şeyle karşılaşırsa direkt acile gitmesi gerekiyor. Septomları, belirtileri ne diye sorarsanız en büyük belirtileri yüksek ateş ve derinin soyulması, kızarması gibi bir takım vücuttaki reaksiyonlar. Bunlar fark eder fark etmez, yetkililerin ifadesi, bir an önce çocuklarınızı acile getirin. Bu acillik bir durum. Ama dediğim gibi, yani normalde öldürmemesi gerekiyor ama Fransa'daki olay nasıl oldu tam olarak anlayamadım. Benim gördüğüm şuydu: çocuk kalp krizi geçiriyor diye hastaneye getirilmiş, orada fark edilmiş ve bu virüs bir noktada kalbe de vuruyor. Yani kalbin ritmini bozabiliyor, öyle bir durum söz konusu. Bunu sabah da işlemiştik. Dilerseniz gündüzki yayına da bakabilirsiniz. İrfan Şimşek, selamünaleyküm, iyi yayınlar. Fransa'ya sınırlar ne zaman açılacak demiş. İrfan Bey, şu anda belli değil. Maalesef şu anda bir tam söz konusu değil. Mehmet Gerek, Belçika Başbakanı 4 hastaneyi ziyaret etti ve bir hastanede hemşireler ve doktorlar protesto ettiler Başbakan'a. Acaba günlük vakalar ve ölümler daha mı fazla gizleniyor mu, ondan mı protesto ettiler dedi diye söylemiş. Hocam, bu konuda bilgin var mı, anlatayım ben? Evet. Ya yok, anlat sen Suat, bilgin varsa anlat. Ama protesto konusunda bir şey diyecektim de. Evet, evet hocam. Şimdi şöyle, protesto yani başbakanın bu süreci iyi yönetmediğinden güya sağlıkçılar öyle düşünüyor. Ama şunu da unutmayalım. Ben şahsen evet belki iyi yönetmeyebilir ama Sağlık Bakanlığı bu süreci iyi yönetmedi deseler tamam, haklı. Ama burada başbakan özellikle bu COVID-19'u için apar topar kurulan bir hükümetin başbakanı. Ama Sağlık Bakanımız yılların Sağlık Bakanı. Yani başbakana bu tatbiyi yapmanı bilmiyor. Benim şahsi fikrim pek yakışa kalmadı. Başbakanın suçu yok. Bu süreçte başbakan sadece alınan kararları açıklıyor ve siyasi süreci takip ediyor. Bilim insanlarıyla birlikte bir süreci takip etmeye çalışıyor. Ama aynı zamanda şunu da gördüm. İşte demokratik bir ülkedeki sosyal devlet anlayışıyla o koskoca hastane, bir başhekim hariç hepsi başbakana sırt döndü. Bu da bir olayın farklı yönü yani. O hastane kapanması gerekiyor başka yerlerde olsa. Bunu demek istedim sadece. Evet hocam, ben de benzer şeyleri anlatacaktım. Sen anlattın, tamam. Arda Caner, 14 gün Türkiye'de karantina var. Doğru. Bunu zaman zaman ifade ediyoruz. Şimdi anlamıyorum Suat. Bizim vatandaşlar, kusura bakma sözünü böldüm de. Estağfurullah. Ben şunu anlamıyorum hakikaten. Şimdi tedbiri almış bir Milli Eğitim Bakanı var Belçika'da. Tedbiri almış bir Sağlık Bakanlığı'nın denetimcileri var. Okullar tedbiri almış, okul sınıflar açılacak, okullar açılacak. Bunda bizim vatandaşlarımız güvenmiyor. Benim çocuğum hadi kaparsın. Ama ısrarla ne zaman gümrük açılacak, Türkiye'ye gidelim diye sorusu geliyor. Ya şimdi şunu anlamıyorum. Uçak, bak uçak okullardan daha güvenli değil arkadaşlar. Havalimanları okullardan daha güvenli değil. Primark, C&A, LC mağazalar, marka söylüyorum burada, vallahi okullardan daha güvenli. Yani oraya gidiyorsunuz, alışverişe gidiyorsunuz, stüdyoya gidiyorsunuz Brüksel'de. Amherst'te NMEG'in alışveriş sentrime gidiyorsunuz. Gent'te shopping sentrumlarına gidiyorsunuz. Hiç çocuklarınızı umursamıyorsunuz. Çünkü orada gömleğe, ceketle, parçası yok. Bakın çocuklar zaten kendi aralarında dolaşıyor. Ben gördüm. Orada hiç umursamıyorsunuz ama okullarda ben göndermeyeceğim. Hadi yakalanırsa. İnanın bak, alışveriş merkezinde okullar şu anda daha güvenli. Bunu eklemek isterim sadece. Evet hocam. Okullarda alınan tedbirler gerçekten bakıldığı zaman, ben tabii söylemiyorum, birçok vatandaşımızın gidip yerinde görmesi ve bize de geri dönüyorlar sağ olsunlar. Zaman zaman yayında da ifade ediyoruz, gidip gördüğünüz zaman video çekin, fotoğraf çekin, göndeririz diyoruz. Sağ olun, var olun, bizleri unutmuyorlar, oraya gittiklerinde fotoğraf, video çekiyorlar, gönderiyorlar. Bir kez daha bunu da bu vesileyle hatırlatmış olduk.
Hocam devam edelim. Dilersen Hüseyin Filiz Değirmenci, Avrupa'daki Türk'ün Sesi Aktif TV. Seviyoruz sizi Üstad. Necdet Karataş çalışmadan dolayı iki gündür takip edemiyorum. Selamlar, saygılar, sevgiler. Bizden Eskişehir Şeker Fabrikası Türkiye'nin üreten gücü Özgıda İş Emeğin Sendikası Eskişehir Şeker Fabrikası. Evet. Utla şimdi bu adama hayranım. Hatırlarsanız 2 yıl önce Eskişehir'de Tepebaşı Mahallesi'ndeki Fevzi Çakık Mahallesi'nde işte bunların program yapmıştım Eskişehir'de. İşte Eskişehir dernekleri var bunların. Fevzi Çakık Mahallesi'nde program yapmıştım. Programda derneğin yönetici arkadaşım, genel sekreteri gerçekten bu kadar işine saygılı, gerçekten bu kadar işine bağlı bir insan ben daha ömür hayatımda görmedim. Bu adam sağ olsun beni yıllardır takip eder. Filiz kardeşim burada saygılar, selamlar. Her seferinde, her yorum yazısında mutlaka ve mutlaka Eskişehir Şeker Fabrikası'nı böyle anar. Türkiye'nin üretim gücü ya bu kadar olur mu? Vallahi oluyor. Aferin. Gerçekten ben bayılıyorum bunun iş hayatına, saygılı saygınlığını ve aynı zamanda şu da ekler. Eskişehir bahçe ve bahçe temizlik şirketleri devam ediyor çalışmaya diye bunu da ekler. Gerçekten bravo, burada alkışlıyorum. Filiz abi evet. Gerçekten harikasın. Evet, biz de saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Eskişehir Şeker Fabrikası, Emeğin Sendikası. Evet, onu da evet. İfade edelim. Tolga Işık, hocam Türkiye'de lise 2'deydim. Buraya geldim. 1 yıl oldu dil okuluna. Hocam bu deminki konu, bu soru size, sana hocam. Gidiyorum, 1 yıldır dil okuluna gidiyorum. Bittikten sonra ne olacak? Bana lise 2 devam mı, yoksa lise 1'den mi başlatacaklar? Yoksa daha değişik olaylar var mı demiş hocam. Evet, Türkiye'de lise 2'de terk edin. Buraya gelirse zaten burada direktmen lise geçiş süresine başlamıştır o. Ancak dil yetersizliği olduğu için ekstra dil kursu alıyorsunuz. Büyük ihtimal siz Okan Okulu'na gidiyorsunuz. Şu anda Okan var. Okan okulları nedir? Ortaokul ve liselerde var bu. Okan Belçika'ya yeni gelmiş değişik Avrupa ülkesi dışında gelen çocuklara Okan İlkokul ve pardon ortaokul ve liseler var. Orada eğitim arıyorsunuz. Orada size aynı zamanda seviyenizi korumak amaçlıya ama hızlandırılmış da dil kursu alıyorsunuz mutlaka. Şimdi siz de dil yetersizsiniz. Bir yıl sonra normal sürede bir nevi ikinci nivoyu alacaksınız. İkinci nivoda dili seviyenizi yükselecektiniz. İkinci dil nivoyu lisede olduğunuz için yabancı dil de var bunun içinde. Ama yabancı dili Belçika hükümeti Türkiye'de de İngilizce olduğunu varsayarak burada onu kabul ediyor. Yani siz elinize geldiği kadar bu Okan sürecinde o gittiğiniz okuldaki o dile ekstradan katkı sağlayacak bir Flamanca konuşan arkadaş bulacaksınız. Bu çok önemli. Ben herkese bunu tavsiye ediyorum. Çevrenizde, akrabanızda, arkadaşla veya komşularınızla Flamanca konuşun sürekli. Göreceksiniz bir yıl okulda gördüğünüz teoriyle bir yıl içerisinde sokaklarda arkadaşlarınızla sürekli Flamanca konuşursanız inanırım geri Türkiye'de lisede yıl kaybetmeden geri devam edersiniz. Evet hocam, teşekkürler. Bunu da ifade etmiş olduk. Evet hocam, dilersen sen biraz devam et, ne dersin? Ya ben demeyeceğim, ben devam edeyim. Tamam, nerede kalmıştır? Hocam bu Mürgül. Arada... Bu arada gece yarısını devirdik, haberin olsun. Tam 2 saat 16 dakikadır yayındayız. Önceki yayını ekledim mi eklemedim mi bilmiyorum ama ekranda görünen bu şu anda. Zannedersem evet. Önceki yayını da ekledi üstüne. Evet, o zaman bir süre verelim Suat. Çünkü biz yoksa zamanı da devam edelim. Çünkü ben şu anda 12 olduğunu bilmiyordum. Sen deyince hatırladım. Evet, tam 12 önüm... şu an hocam. Evet, o zaman bir yarım saat daha yapalım. Seyircilerimizi savurla baş başa bırakalım bana kalırsa. Yoksa sen, ben senin için diyorum çünkü sen daha eve gideceksin Suat. Ben evimdeyim. Belki de biraz sonra ben hadi Suat uğurlar olsun ben çıkıyorum dedim. Çıkabilirim ama sende o şans yok. Evet hocam, olsun. İzleyenlerimizin canı sağ olsun. Evet. Hocam dilerseniz şey yapalım. Çeyrek geçe bitirelim mi, ne dersin?
Evet, bence de bir zaman koyalım ona göre, yoksa akip gidecek. Bundan sonra da yorumlar yazmasınlar vatandaşlarımız. Olan yorumları okuyalım. İnşallah çeyrek geçe de kapatalım yayını. Evet, ben yorumları okuyacağım. Mehmet gerek demeyecek. Evet. Usta, sesin gelmiyor bana. Bilgin olsun. Benim sesim sana gidiyor mu? Neyse, o zaman ben devam edeyim. Sen bir bak. Evet, bence şurada kalmıştık. Fadime Karaca, çıkışta kontrol yok, sadece girişte var. Saat 22'de kalkıyoruz, kontrol ol 22'den sonra kontrol olmuyor. İşte ben hep girip çıkıyorum. 22'den sonra kontrol yok demiş. Doğan Fadime. Evet, Fadime Karaca yok demiş. 22'den sonra nasıl? Bence Fransız sınırından bahsediyor Fadime Hanım. Cemal Tobikon hangi sınıfları okuyacak? Onu okumuştu Suat. Mehmet Balcıoğlu, selam Suat kardeşim. İyi yayınlar. 6. ayın 9'una Türkiye'ye bilet uçuş var mı? Bugan var mı demiş. Burayı da okumuştu bence. Evet, Hüseyin Filiz'de kalmıştık. Cemal Atmaca, Türkiye'de 14 gün karantina hala devam ediyor demiş. Evet, Yıldız İşten, şimdi ben hepinize gülüyorum. Bak, kimse çocuğunu okula göndermiyor ama uçakları soruyorsunuz. Türkiye'ye gitmek için orada aynı evde oturmak olacak ve çocuklarını hep götürecekler. Ama dışarıya çıkmak yasağı var. Burada her şey serbest var. Ne olacak? Her yerde virüs kapılarda, hele hele Türkiye'de değilsen bir şey olmayacak demiş. Aşağı yukarı biraz önce benim anlattığım şeye gelmiş aslında Yıldız Hanım. Uçakları soruyorsunuz ama okullarda virüs diyorsunuz, korkuyorsunuz ama uçaklarda korkmuyorsunuz. Bunu söylemek istemiş. Cemal Atmaca yaz sezonunda karantina yok demiş. Onu söylemiştik. Murat Türk 6. ayın 3'ünde açılıyor sınırlar demiş. Avrupa sınırlarından bahsediyorsunuz. Yepyeni gelen herkes Arda Caner. Attila Bahçıvan, hayırlı akşamlar. Ben Anves'teyim. Hollanda'ya gidip geliyorum. Sınırda polis motor ekipleri var. Sorun yok gibi geliyorum. Hayırlı Ramazanlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Atilla kardeşim. Sınırlarda sadece polis kontrolü var diyor. Sınırda da sıkıntı yokmuş. Nihat, Belçika'nın sınırı ne zaman açılacak? Gerekçe olmadan Hollanda'ya gelen Belçika'ya girebilecek mi demiş. Belçika'nın sınırları kapalı. Hollanda'nın sınırı açık kardeşlerim. Yani Hollanda'ya gidebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Zübeyde Yaşar, selam, hayırlı akşamlar. Almanya'ya gidebilir miyim demiş. Almanya'ya gidebilirsiniz. Almanya'nın sınırları Belçika'ya açık. Ercan Ertürk, Necdet Hocam, ben de sizi gitti düşünüyorum. Başbakana yapılan olmadı. Ben ne dedim? Ercan Ertürk, Necdet Hocam, ben de sizi gidi gibi düşünüyorum. Başbakana yapılan olmadı. Tek başına karar almıyor. Bütün bilim insanları ile görüş birliğinde açıklama yapıyor demiş başbakan. Evet, sadece bu benim fikrim tabii ki de, ama tabii ki başbakan sonuçta bu süreci tek başına yönetmiyor arkadaşlar. Tolga Işık, Okan, evet Okan'a gidiyorum hocam demiş. Evet, Okan'a siz devam edin Tolga kardeşim. Okan okulları gerçekten programlı okuldur, çok iyidir. Özellikle yani yurt dışına yeni gelenlere güzel bir eğitim programları vardır. Ama dediğim gibi Tolga, sen de yapacağın orada aldığın ekstra Hollandaca kurslarına, dil kurslarına yanı sıra dışarıda akrabanızla, arkadaşına, komşularınızla Flamenkçe konuşun. Flamenkçe konuşun. Göreceksiniz, bir yılda Türkiye'deki, lisedeki seviye kaybetmeden, yıl kaybetmeden eğitimine devam edersiniz. Evet, Serdar Kandil böyle yapmış. Güzel. Kader Özdemir Köksoy, aynen hocam. Emeğinize sağlık. Sağlık dediğiniz gibi okullar güvenli değil diye düşünüyorlar. Alışveriş koşarak gidiyorlar. Ben bu insanları anlamıyorum. İzin derdindeler, düşmüşler. Tatil derdindeler demiş Kader Özdemir. Ya gerçekten onu düşünüyorum. Şimdi okullar hakikaten ciddi söylüyorum, tedbiri çok iyi aldılar. Çünkü yani bunun şakası yok. Olan tedbirleri, yasal tedbirlerin hepsini almak zorundalar ve denetimle geçti.
Denetimde geçen okullar açılacak. Denetimde geçmeyen, hazır olmayan okullar açılmayacak zaten. Evet. Tolga Şık hocam, Flamanca filmi izlemeye çalışıyorum. Çok çok sağ ol demiş. Rica ederim, film de güzel, izlemeye devam et. Mehmet Gerek, Necat hocam, bu Belçika Sağlık Bakanı diyorsun. Bu Belçika Sağlık Bakanı'nın nasıl güveneceksin? Canlı yayında bütün karıştıran birisine. Ya ben sana güvendemedik kardeşim. Canlı yayında. Yani bu da burada böyle bir ülke yani. Bak az önce başbakanı görmüştün. Şey, sıfır güvenlik. Bunlar öyle yani. Sağlık Bakanı ne dedi? Ben yatağımda yatıyordum. Kalktım demiş. Kapalı saçları ortlamış. Ya bu ülkede böyle hakikaten ya. Bizler Türkiye'ye alışınız. Bir bakan demek Türkiye'de, aman Allah yani. Ama burası öyle değil. Avrupa öyle değil yani. Özellikle Belçika öyle değil. Yani bu böyle. Ya. Bu, evet, hoş değil. Ben hoş demiyorum. Sen canlı yayına çıkıyorsun. Bir de bakanlar kurulunda toplantı yapıyorsun yani. Bizi bırak, seyircileri bırak. Kendi meslektaşın bakanlara saygın olsun. Ama yok, adam ve hala ekranda olduğunu görüyor, hala olmadık şeyler yapıyor. Ama Belçika burası. Yani dediğim gibi fark burada. İşte sosyal devletlerin belki de anlayışı bu. Yani bunlar gayet doğal görünüyor ama tabii bizim için doğal görünmüyor. Fadime Karaca, Karaca hayırlı, hayır abi, Hollanda Belçika sınırında kontrol yok. Şu an gene geçtim, kontrol yok, sizi arabadan izliyorum demiş. Aman arabada izlerken dikkat et. Kurban olurum, canlı canlı bir de bir şey olmasın. Bence kapat ya. Ben bak şimdi kapayı. evet yani Hollanda'ya girişte sıkıntı yok arkadaşlar. Bunu burada Fadime Hanım da tekrar teyit olmuş oldu. Ama Fadime Hanım, dediğim gibi aman arabada izlerken kurban olurum. Dikkatli ol. Sonra bir şey olur. En son görüntüde biz çıkarsak suratına ikimiz. Allah korusun hocam. Allah korusun. Hayrettin Akbulut şu anda canlı mı demiş. Evet, şu anda canlı izliyorsunuz Hayrettin kardeşim. Ayten Simonova evet demiş. Evet, şu anda kendi aranızda konuşuyorsunuz. Onları okumuyorum. Fatime Karaca saat 22'den sonra hiçbir kontrol yok demiş. Erol Hoca'nın selam hoca, çok karizmatiksin demiş. Erol ciddi misin? Ulan yan yana program yaptık, radyo programı yaptık yıllardır. Bu sözleri o zaman bana söylemedin Erol ya. Şimdi ekranda görünce mi söylüyorsun? Çok sağ ol Erol, burada sana saygılar, selamlar. Erol biliyorsunuz, Erol hocalarına aşağı yukarı bir 10 yıl falan birlikte Gent'in en delikanlı Türk radyo programı Farklı Bir Gece'yi sunmuştuk sizlere. Özellikle genç çevresinde gerçekten çok tutan güzel programlardı. Erol kardeşimi de burada tekrar sevgiler, saygılar. Evet. Şu anda kendi aranızda konuştuklarınızı okumuyorum arkadaşlar. Hocam bölüyorum ama YouTube'a da bir göz atar mısın? Rica etsem YouTube'da da tamam. Şu anda yorumlarımız. Evet, bayağı var. Cengiz Köse iyi yayınlar ve iyi geceler. YouTube'dan canlı yayın iyi olmuş demiş. Facebook kullanmadığım için yayınlarınızı sonradan YouTube'dan takip etmeye çalışıyorum. O da zevksiz oluyor. Selam ikinize demiş. Teşekkürler Cengiz kardeşim. Ben bu şekilde de Aktif TV'ye abone olursan bütün yayınları böyle izleyebilirsin. Aktif TV'nin YouTube kanalında izleyebilirsin bizleri. Veysel Diş Çürük, iyi yayınlar Necdet Bey, yanlış konuşuyorsun. Bir maske dağıtmayan bakan, evlerinde ihtiyarlarınızı ölüme terk eden başbakan neyini savunuyorsun? Türkiye olayda ne olur, hükümet konuşmalarına biraz dikkat et demiş. Benim neye dikkat edeceğimi ben kendim karar veririm. Ben Belçika'da yaşıyorum. Ben o kadar ülkemi, yaşadığım ülkeyi bu kadar kötülecek değilim. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. O vatan benim kanım, canım, ciğerim. Ama burası da benim ekmek yediğim, savunduğum ve bu ülkede hayatımı sürdüğüm Belçika hükümetidir. Bana kimin hangi hakkında ne konuşacağımı ben karar veririm. Kimse bana onun dersini, kararını asla yapamaz. Dolayısıyla bu sözleri ben okumamış kabul ediyorum kardeşim. Burada Veysel'e selamlar, saygılar kardeşim. Yanlış bir şey söylemiyorum. Ben sadece olması gerektiğini söylüyorum. Evet, pit Türkiye'ye, Belçika'ya gelenler karantina iyi evde mi gerçekleşecek ya da hastanede mi demiş. Türkiye'den Belçika'ya gelen, Belçika'da karantina var. 2 hafta
Eğer ağır değilse bir yani ağır bir sendrom yoksa evine gönderiyor. Evde kendini 2 hafta karantinaya sokuyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde YouTube kanalında okuduk. Geri geçelim Aktif TV'nin sosyal Facebook sayfasına. Evet, bakıyorum. Okullar herkese açılıyor. Yayını yeni izliyoruz. Hayırlı geceler demiş. Erkan, yalnız yım virüs yok arkadaşlar, hepsi büyük bir yalan. Tüm Avrupa anladı hikayeyi uyutuyorlar sizi, uyanın demiş. Size de hayırlı uyanmalar. Vallahi olsun olmasın, yani ben şunu söylüyorum devamlı. Böyle virüs yok, yalan filansa Allah kimse ölmesin, kendi çevrenizden birisini hastalanırsa o zaman görürsünüz. Ben kendi yaşadığım yerden, kendi çevremden şu anda 3 kişi yoğun bakımda, birisi çıktı. Yani ben böyle konuşamıyorum maalesef. Var, virüs var. Normal ölümler yine devam ediyor ama virüs ölümleri de yine devam ediyor. Ama olsun olmasın, önemli olan bu süreci sağlıklı şekilde atlatmak. Bunu elimizde gelen yapalım. Sağlıklı şekilde atlatamazsak o zaman sıkıntı olur. Biz o komplolara girmeyelim. Çünkü herkes bir şeyler söylüyor. Şu anda ne olduğunu kimse bilmiyor. Belki de doğrudur, belki de yanlıştır. Ama önemli olan şu anda hem devletlerin verdiği rakamları ciddiye alalım, hem de devletlerin verdiği şeylere, kurallara uyalım ki bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatalım arkadaşlar. Evet, bırakıyorum. Fadime Karaca, eşim sürüyor arabayı demiş. Aman ha, o zaman oldu şimdi. O zaman izlemeye devam edin. Eşin sürüyorsa sıkıntı yok. Yıldız İşten alkışlamış. Onu Hayrettin Akbulut, yarın kuaförler açılıyor. Doğru mu? Ve çalışma sistemi nasıl öğrenmek istiyorum demiş. Evet, yarın kuaförler açılıyor. Şartları büyük bir dezenfekte temizliği, maske ve siperlik şartı, müşterilerde de maske şartı uygulanacak. Bunu da burada belirtmiş olalım. Ömer Koç Yiğit, iyi akşamlar. Şekliyafat ev doktorunu mu, alt yazı mı demiş. İyi akşamlar. Şeklifaye ev doktoruna mı, alçız mı? Vallahi anlayamadım onu. Selim Seden Südes, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Evet Suat, 17 geçti bu arada. Biz kendimizi kaptırdık valla, çekip Evet hocam, gidiyoruz. ben de bölmedim Şu an ama sen gidiyorsun diye. evet, Yani yorumlar, birçoğunu okuduk, yukarıya çıkmadım yeni yorumlar var mı diye, ama orada da baktım. Genelde bütün hem YouTube'daki hem şeydeki yorumları okumuş olduk. hocam, bir takım yorumlar yukarıda kalıyor. Bundan dolayı değerli arkadaşlar, sizlerden özür dileriz. Göremediğimiz yorumları emin olun yukarıda kaldığı için göremiyoruz. Kusura bakmayın. Bu bizle alakalı değil. Bu tamamen Facebook'la alakalı bir durum. YouTube'dan izleseniz böyle bir sıkıntı olmuyor ama Facebook'ta yorumlar yukarı kaldıktan sonra bir daha bizler maalesef canlı yayında o yorumları göremiyoruz. Onu belirtelim. Evet, Suat, kapatmadan önce burada YouTube'da yeni bir yorum geldi. Az önceki Veysel Bey'in yazdığının, Necdet Bey karakter yetmediği için, yani yazılım karakteri biliyorsunuz YouTube'da bazı karaktere yazabiliyorsunuz. Yani belli bir şey, harf karakteri var. Yetmediği için, yanlış anladım beni demiş. Yetmediği için sonu öyle bitti. Öyle demek istemedim. Yanlış anladınız. Herkesin fikri kendine. Ben kimseyi kırmak istemedim. Aktif TV sürekli izliyorum. Suat Bey bilir demiş. Doğrudur kardeşim. Ben de sadece, yani ilk karakter yetmediği için tabii devam ettirememişsiniz. Ben de şunu diyorum. Yıllar, yani haftalardır bu programı yapıyoruz. Suat da olsun. Suat stüdyo da yapıyor, reji de yapıyor. Ben kendi evime çekildim. 7-8 haftadır her zaman aynı söylüyoruz. Benim istediğim şu. Şimdi Belçika'da maskenin olmamasını, yani bunu artık yeter. Yeter. Niye yeter diyorum. Bunu Belçika Başbakanı söyledi, Sağlık Bakanı söyledi, bunda hata yaptık dedi, olumsuzlar yaşandı dedi. Havada uçağı satın aldı Belçika'nın uçağı. Müne indi. Yani Belçika'nın 7 milyon maskesi Müne indi. Bu neden kaynaklı? Parayı bastı Almanya, Müne indi dedi. Bu kadar basit. Bir ihaleye girdi, 3,5 milyon maske geldi, kalitesiz çıktı, geri gönderdi. Bir testlik çıkandı mı çıktı. Bunu herkes kabul ediyor. Bunu herkes kabul ediyor. Şimdi bunu ikide bir,
Belçika bitti. Belçika lanet olsun. Allah belanı versin demenin bir anlamı yok kardeşim. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Burada da yani bu Belçika'da yaşıyoruz biz. Biz her zaman şunu söylüyoruz. SWAT'la ben de programımızda. Arkadaşlar şu gördüğünüz bakın burada devamlı ben bunu dalgalandırıyorum. Bakın şu bayrağı dalgalandırıyorum devamlı. Birileri kıcık kapmış ben dalgalandırıyorum. Burası benim kanım, canım. Bu bayrak benim canım, kanım. Bu benim vatanım. Uğrunda ölürüm. Ama ben 74'te gelmişim Belçika'ya. Ben bu ülkede bu bayrağın altında Belçika'da da yaşıyorum. Çalışıyorum, vergimi veriyorum ve buranın hizmetlerinden faydalanıyorum. Dolayısıyla ben iki ülkede sahip çıkmak zorundayım. Hataları söyleyecek miyim? Elbette söyleyeceğim. Ama bugün hastalansak Belçika ambulansını çağıracaksın. Evin yansa Belçika itfaiyesini çağıracaksın. Başımıza bir iş gelse Belçika kolluk kuvvetleri arayacağız. Bu yüzden de hataları söylerim ama buradan bu kadarı yerden yere vurmamıza bir anlam yok. Yani bakanlığı ben burnum kucağı ben onu eleştirdim. Her zaman da eleştiririm. Ama dediğim gibi burası Belçika. Belçika'nın başbakanı bir önceki başbakan Filip'i adam otur diye de iki kişi mayoneze keçibin her tarafını bulandı bir tek kişi dokunmadı. Adam başbakan da çekti gitti hiç koruma da gelmedi. Belçika böyle bir ülke. Ondan az önce dedim bir hastaneye bizim Türkiye'de bir herhangi bir bakan gidecek de bütün ülke sırtlanacak. O kapanır o hastane. İşte bu, o demek ki o bakanla burun kutlaması onlar için normal. Bunu anlatmaya çalıştım. O yüzden hakkını ver kardeşim sen de ver. Yanlış anlaşılma olduysa böyle. Yani bunu da biz de açıklık getirmek istedim. Evet Suat kapatalım mı? Sen mi kapatacaksın ben mi kapatacağım? Hocam buyur sen kapat dilersen ben hazırlığı yapayım hemen. Evet hocam. Sen... Ben hemen müsaade alayım. Değerli arkadaşlar çok çok teşekkür ederiz. İnşallah bu gibi yayınları arttıracağız. Kendinize iyi bakın. Hocam sendeyiz buyurun. Buyur hocam. Evet değerli Aktif TV seyircileri bir yayının daha sonuna geldik. Canlı yayın. Sosyal medyada yaptık. İyi oldu. Bu yeni sistemde yeni bir teknolojiyle bu şekilde hem Aktif TV içine aynı zamanda benim evde yaptığım, evimin köşesindeki stüdyo kılığına çevirdiğim alanda canlı yayın yaptık. Suat'la birlikte sizin değerlerinizi, değerli sorularınızı cevaplamaya çalıştık. Aynı zamanda tabii gündemi değerlendirmeye çalıştık. Bence hoş oldu, güzel oldu. Gerekiyordu da bu şekilde devamlı sürekli böyle programı yaparız. İsterseniz zamanla inşallah sizleri de yayın alırız. Direkt konuşurum. Hatta uzmanlara konuk alacağımızda bu şekilde yayın alırız. İyi oldu. İnşallah sizlere memnun kalmıştırdık. Bir sütçü lisan ettiyse affola. İnşallah yorumlarınızı okumadığımız yorumlar varsa da hakkınızı helal edin. Amacımız burada size doğru bilgileri doğru yerlerden vermektir. Evet sevgili dostlar bir program daha sonra geldik. Bir dahaki yayına da görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Her ne olursa olsun Aktif TV'de. Ve elbette arada bir Nece Show'da kalın diyorum. Hayırlı akşamlar, iyi geceler, iyi sahurlar.